Merhaba sevgili sevgili Instagram severler. Tabii ben bunu hep Instagram, YouTube severler diye bu dönem biraz takılıyorum. İki taraf için de içerik hazırladığım için. Merhaba sevgili Instagram severler. Bugünkü konuğumuz sevgili Yanga Kamuran Teyzeoğlu. Bizlere numarolojiden bahsedecek, sayıların sırlarını öğreneceğiz ondan ve şu an kendisi de burada. Dilerseniz ben çok fazla uzatmadan sözü hemen onu davet ediyorum. Biliyorsunuz bugünkü konumuz numeroloji ile evrenin yasası nasıl olur? Bunları öğreneceğiz kendisinden. Merhaba sevgili Kamuran Merhabalar. Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dilerseniz bize kendinizi tanıtmak ister misiniz? Tabii ki. İsmim Kamuran Feyzoğlu. Yanga da var başında. Sonradan bir çalışmayla aldığımız. Yaklaşık 5 yıldır numaroloji ile ilgileniyorum. Onun haricinde zaten fotoğraf eğitmeniyim. 30'lu yaşlarımda yepyeni bir kariyere başladım. Normalde tam zamanlı çalışan biriyken fotoğrafa başladım. Sonra yol yolu açtı derken işte şu an geldiğim noktada numarolojiyle de ilgilenir hale geldim. Yani yaklaşık 15 yıldır fotoğraf üzerine çalışmalarım var. Son 5 yılında da numaroloji girdi. Öyle, onunla daha böyle şekilleniyor bazı şeyler. İyi geliyor. Bildiğim her şeyi birbirinin içine katmaya bayılıyorum zaten. Öyle, öğrendikçe de genişleyen bir alan, derinleşen bir alan. Böyle, hani sonradan olma diyeyim. Böyle bir sürü farklı, hani birçok kişinin niyet edip de varmaya çalıştığı şeylerden bazılarını başarabildiğimi hissediyorum. Çünkü kurumsal hayattan sıkılabiliyoruz. Benim yapmak istediğim şey bu değil derken bulabiliyoruz kendimizi. Bütün bunların içerisinde ben de bazı şeyleri yapabildiğimi düşünerek bununla mutlu oluyorum. Bu Öyle. zaten aslında harika bir yolculuk bu arada sizinki de. Yani 16 yaşında mesleklerimizi seçmemizin getirdiği bir durum. Yani benim arkadaş çevremde de çok fazla var. 28'e 30'a doğru işini değiştiren. Bende de öyle oldu. Ben de Türkiye'de radyo televizyon okumuştum. Burada eğitim bilimleri okudum. Yani 16 yaşında ömür boyu yapacağımız mesleği seçmeye çalışmak zaten yani bilmiyorum ne kadar realist, gerçekçi bir beklenti hani çok azı biliyordur gibi geliyor insanların. Burada da çok var etrafımda. Yahut da işte Instagram'da da tanıdığımız işte ne bileyim avukatmış sonra blogger oluyor falan çok fazla var bu. Ben bunu çok besleyici buluyorum. Gençler için de bence çok iyi çünkü güç veriyor bence onlara da. Mesela benim hoşuma gidiyor belli bir yaştan sonra insanların mesleklerini değiştirebilme rahatlığına sahip olmaları. Ay diyorum ne güzel hani yani illa ömür boyunca 30-40 yıl 50 yıl boyunca aynı mesleği yapmak zorunda değiliz. Bu değiştirebilme, her taraftan da beslenebilme bence çok güzel bir şey. Siz de buna cesaret edebildiğiniz için ayrıca takdire şayan bir durum. Evet, belli bir zamandan sonra tam zamanlı işimi bırakmış da oldum böylece. Daha çok fotoğrafla devam ettim. İşte sonra işte yogaydı, masaldı, numarolojiydi derken hayatıma böyle bir zincirleme yeni bir dalga girdi. Fotoğraf hala devam ediyor tabii ki. O da bir tutku değil mi? Ben de çok severim. Tabii ki, tabii ki. Çünkü şey o da kendimiz araştırma yöntemi aslında. Yani sanatın kendisi öyle. Bir araştırma yöntemi olarak kullandığımızda gerçekten de fotoğrafta sağaltıcı, sanatın her dalı sağaltıcı. Bir de kafaları karıştırmadan bu kişisel gelişim konularında da numaroloji çünkü o alana giriyor aslında. Çok kafamızı karıştırmadan, çok böyle uçmadan, ayağımızı yere sağlam basa basa gitmemiz gerekiyor. Ve sonradan edinmek de gerçekten çok güzel. Birilerine bu konuda ilham olabilirsek de ne mutlu.
Oluyorsunuz tabii ki. Kaçınılmaz bu zaten. Bu arada şimdi konumuza geçeceğiz. Konumuza geçmeden önce belki merak edenler de olmuştur. Mesela siz de az önce söylediniz ya işte yangın adını da kendim aldım diye. Dilerseniz bu seri benle de ilgili bize kısa bir bilgi verir misiniz asıl konumuza geçmeden önce? Evet, bu arada tabii ben bir müddet de simya çalıştım. Böyle dedim ya, yoga, masal, numeroloji vesaire girerken hayatıma. Yaklaşık 3 yıl boyunca Deniz Şiva Oflas hocamızla simya üzerine, hermetik simya üzerine çalıştık. Yani bu tür disiplinlerin içine girdiğinizde böyle bazen bir isim verme çalışması yapılıyor. Aslında hani böyle İlle bir çalışmanın içine girmemiz gerekmiyor. Zaten hayatımız bir çalışma aslında. Buna o gözle bakmamız lazım. Hayatın kendisi bir simya. Bir takım araçlarımız var. Bu araçları kullanarak aslında yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Hani yapılacak tek şey şu. Ben isim almaya niyet ediyorum dediğinde bir müddet izleyecek kişi. Aslında bu yani. Başka hiçbir şey değil. Bir müddet izleyip ona gelen ismi ya içine doğuyor ya bir şekilde karşısına çıkıyor vesaire, bir şekilde o isme ulaşıyor. Benim de Yanga ismine ulaşmam birazcık aslında Yagna ile karıştı. Yagna telaffuzu çok zordu ama almaya çalıştığım isim ateşle ilgili bir şeydi. Yagna da aslında Dengeli de hani öyle neticeleri olabilir gibi. şöyle element olarak düşünmek lazım. O ateşi ben Evet. o gözle görmüştüm. Çünkü ben de element olarak toprak çok fazla. Toprak ağır bir elementtir. Harekete geçirmeyi zorlaştırır. Ateşi dengelerseniz, ateşle birazcık daha denge verdiğimizde hareket enerjisini yoğunlaştırıyor. Çünkü toprak gerçekten yerinde ağırdır. İşlenmesi en zor elementlerden biridir vesaire. Tabii bu niyetle değil de aklımda böyle hissiyatımda ateş var. Ateşle ilgili bir şey. Ondan sonra Yagna töreni Hindistan'da Budistler tarafından yapılan bir tören ve ateşle yapılıyor ama anlamı kurban etmek demek. Baktım kurban edecek bir şeyim yok benim. Sonra ismi yanlış hatırladığımı fark ettim. Yagna'yı Yanga diye hatırlıyormuşum meğer. Sonra Yanga'yı araştırdık. Swahili dilinde çıktı ve hani bir Afrika kabilesi ve kadim bir kabile geleneği yaşatan topluluklar olduğu için orada ve ateşle de sürekli törenler yapıldığı için aslında niyetimle de bir şekilde uyuştu. Harika, çok güzel. Peki böyle bariz değişiklikler hissettiniz mi yani isim değişikliğinden sonra? Çünkü isimler bizi çok alanda etkiliyor, öyle düşünüyoruz. Tabii ki şöyle Yanga isminin ya tabii ki simyada da numeroloji çalıştık biz. Ve numerolojiye girmeden hemen önce hocamız isim almamızı önerdi. Ondan sonra numerolojiye girdik. Çünkü şunu istemiyordu. Önce numerolojisine bakıp işte değerleri yükseltecek bir isim almak yerine asıl ruhunun bildiği ve istediği, arzuladığı isme ulaşman gerektiği için hani yanıltmasın diye evvelden önce numerolojik analizini yapmamızı önlemek için böyle bir niyetle aslında evvela ismi seçtirdi. İsmi seçtiğimiz anda da zaten numerolojiye girdi. Herkesin ismi seçildikten sonra grupta. Ondan sonra o yüzden numerolojiyi böyle trikler için kullanmıyoruz. Yeni doğacak çocuğun ismi de dahil buna. Sonra tabii o ismi aldıktan sonra benim ismimin değerinin numerolojisi değişti. Şöyle tökezlerken buldum kendimi. Etkisi nasıl oldu? Çünkü Yanga ismi 19'la geldi. Ya ben bir hesapladım, Yanga 19 çıkıyor toplamı. Türkçe alfabeye göre hesaplıyorum tabii ki. Ondan sonra 19 ve indirgendiğinde de 19 1'e tekabül ediyor. 19 özel sayılardandır. 1'e tekabül ediyor ve birin kendi kararlarını kendi vermesi gerekiyor. Birileri tarafından galeyana getirilerek harekete geçmemesi gerekiyor. Evvela kendisi karar verecek. Ondan sonra da çünkü bir kendi içinde liderliği de taşıdığı için ekip toplandığında onlarla birlikte harekete geçmesi lazım. Toplanmış ekip beni galeyana getirip de bir şey yapmak için beni ortaya attılar. Sonra da hepsi çil yavrusu gibi dağıldı. Ve ben böyle ne oldu şimdi diye baka kaldım. Sonra tabii ismi aldıktan 3 ay sonra falan böyle bir şey geldi başıma.
Ha dedim, çünkü normalde pek rastladığım bir durum değildi. Böyle bir şey olmuyordu. Ha dedim, bu ismin enerjisi senin karar mekanizmanı daha doğru ve sağlıklı çalıştırmanı istiyor senden. Bak, başkalarının kararları üzerine harekete geçmek istediğinde Onu istemiyor. geçemedin. Geçemediğin gibi de yapayalnız kaldın. Ortada kalıverdim yani. Yani ortada, yani çok böyle telafisi zor bir deneyim değildi. Telafi edildi. Sadece benim ayıkmamı sağladı. Tamam dedim. Bu isimle birlikte gelen enerjinin sonucu. O yüzden dedim, hani bundan sonra karar verirken, adım atarken, hareket ederken daha dikkatli olursam faydalı olur. Hani ekstra alınan isimler bu şekilde etki ediyor. Anlamsal olarak etki eder. Numerolojik olarak etki eder. Şu an zaten mesela senin ismin ve soy isminden gelen bir numerolojik analiz enerjin var. Üstüne bir isim daha aldığında onun hem anlamsal değeri hem de numerolojik olarak rakamsal değerlerinin karşılığı bir şeyleri değiştirecek, değiştirir. Ama tabii bunu şu prensiple izlemek lazım. Yay ve izle. Çünkü biz bir isim aldığımızda ya da herhangi bir şey yaptığımızda aslında enerji yayıyoruz. Bir niyet ekiyoruz ortalığa. Ve bunun sonuçları olmaya başlıyor. Bazen negatif şeyler ekiyoruz, bazen pozitif şeyler ekiyoruz. Yani şuursuz bir şekilde negatif ektiğimiz o kadar çok şey oluyor ki kendi adıma. O yüzden de bunları izlemeye başladığımızda tahammül edemiyoruz mesela. Niye bu benim başıma geliyor, niye bu benim başıma geliyor diye dertlenirken bulabiliyoruz kendimizi. Aslında mesele bu değil. Anda kal, anda kal deyip duruyorlar ya, aslında her anın şuurunda olmak demek bu. Ne niyet ettiğimizi, ne ektiğimizi, ne yaptığımızı, ne yaydığımızı çok iyi takip etmemiz lazım. Sonra da bunun sonuçlarını izlemeyi öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü bir tarafımız yapar, bir tarafımız izler. Yapan ve izleyen yanlarımızı nasıl diyeyim, dengeye getirmemiz lazım. O aslında böyle demesi anlatırken çok kolay da çok böyle uyanık bir zihin istiyor bunların hepsini rahatça gözlemleyebilmek için, takibi için. Siz öyle Evet, çok kolay, zaten. güzel güzel anlatıyorsunuz. Umarım Ya ben de kendi üzerimde deneyimleyerek öğreniyorum. Neyse ki kendi deneyimimden kaçınmıyorum. Başıma olaylar geliyor, gelmiyor değil tabii ki. Durumlarım, olaylarım, düşüncelerim, bir sürü şeyler oluyor bende de. Sadece izliyorum. Onları kabul aşamam biraz daha kolaylaşmaya başladı sadece bu tür şeylerle ilgilendikçe. Kabul etmekte zorlanıyoruz. Pozitifi karşılayabildiğimiz kadar negatifi de karşılayabilir. Yani negatif derken bize göre negatif tabii ki o. Halbuki hepsinin bir kendi içinde muazzam bir örgüsü var. Muazzam bir örüntünün içinde yaşıyoruz ama biz bunları fark etmemek için bazen ayak diriyebiliyoruz işte. Ama hani uyanık olmak gerekiyor dedin ya, zaten bütün bu çalışmalar uyanış, İnsanlığın uyanışı gibi böyle bir takım üst başlıklarla sunulup duruyor ya, Evet. uyanmak bu da aslında. Doğru Yani aslında. evet, uyanmak bu demek. Yani attığın adımın farkında ol. Hani bir sürü meditasyon vesaire de var. Böyle Vipassana'ya vesaire, sessizlik meditasyonu gibi şeylere katıldıysanız. Aa, Orada mesela şeyler var. Yürüyüş meditasyonu var. ay İstediği tek denedim, çok fenaydı. Ben normalde hep hızlı yürüyen bir insanım. Benim için Zen yürüyüşü diye üniversitede işte bir kursa katılmıştım. Evet. Bana Her böyle şeyi. bir imtihan gibiydi o. Böyle santim santim, milim milim öyle hani öyle başladık. Çeşitli formlarını denemiştik ama şimdi yani Evet. neydi Ya gibi hepsinin denildi. farkında olarak yapmayı aslında bize Evet. anlatmaya çalışan şeyler. Daha böyle arkaik insana ya da kadim bilgilerimize dönme tecrübelerimiz bunlar bizim. Çünkü hayat hiçbir zaman olduğu kadar, bu zamanda olduğu kadar hızlı olmamıştı bilgi. Şu an bunun hızına aslında bünyesi olarak yetişemiyoruz muhtemelen. Var ya zaten, ya mesela uçakla seyahat ediyoruz ya,
Merakla seyahat ediyoruz ve ruhumuz bu hıza uyumlanmıyor. Mesela beden gidiyor, ruh daha arkadan geliyor vesaire gibi böyle bir takım teoriler var. Ya da işte Kızılderili'nin ilk fotoğrafı çekildiğinde, ya bakın bunlar hep kadim topluluklar ya, ben bunu fotoğrafta çok kullanırım mesela bu anekdotu. Fotoğrafı çekildiğinde Kızılderili birine şey yapmış, ruhumu çaldın bana geri ver. Böyle bir tepki veriyor. Yani benim ruhumu oraya hapsettim, bana onu geri ver gibi böyle fotoğrafçıyla aralarında geçen bir diyalogdan bahsedilir. Çünkü bunun üzerine kurulu sistemleri, ruhun üzerine kurulu, insanı öyle mekanik bir yapı üzerine değil ve doğayla bütünleşik bir yapı olarak görüyorlar. Ve biz de aslında bunları arıyoruz. Ay ne Bu güzel. mekanik Biz de dünya. şimdi tam tersi durumdayız. Biz de ruhumuzun neredeyse olduğunu unutmak üzere gibiyiz. Yani birçoğumuz bunu yeniden hatırlamaya çalışıyoruz. Biz de sadece bizi şu görünenden ibaretiz sanmaya pek meyilliyiz ya da bir şekilde o ruhumuzla olan bağlantılarımızı bir yerlerde bir şekilde kaybetmiş gibi yaşadığımız dönemler oluyor. Onu yeniden Evet. bulma Yani çabası. aynen yanlış yönlendirilmiş bir takım bilgilerle ne yazık ki işte tabuta orta çağdan gelen, karanlık dönemlerden gelen yanlış bilgilendirmelerle biraz insanın ruhu belli yanlış argümanların içine hapsedildi ve orada aramaya çalışılıp ne yazık ki negatif bir biat anlayışı üzerine kuruldu. Ondan çıkmaya çalışıyoruz aslında. Şah damarından bile daha yakınım dediği bir söz varken, bir ayet, kutsal kitap geçerken acaba biz neyi nerede arıyoruz? O da ayrı bir konu. Şah damarımdan bile daha yakın yani. Aradığımız işte şey de ruh dediğimizde zaten bunu İngilizce çok güzel karşılıyor. Türkçe anlatmak çok zor. Soul ve spirit diye anlatıyor. Soul aslında senin bu dünyada bedeninle birlikte var olduğun ruhun, spirit dediğimizde ilahi olanla bağlantıda olduğum ruhum şeklinde böyle tanımlanabilir yani. Onların iki tane ruhu var ama biz mesela onu ayırt edecek Türkçe bunu karşılayamıyor ne yazık ki. Almanca'da var mı bilmiyorum. Hani Almanca'da da ruhu böyle ikiye ayırmış mı? Şimdi siz deyince düşünüyorum ama varsa da ben bilmiyorum ama yani Zeylim Bakmaya değer o olarak zaman. geçiyor. Sanki tek bir şekilde geçiyor. Yani ruh Zeylim hani ama tekrar ilahi boyutuyla yani o iki farklı boyutunda varsa da ben bilmiyorum. Ben de tek adını biliyorum ya da tek boyutunu ya da tek boyutuyla ilgili daha ziyade konuşulduğunu biliyorum. Belki şey spiritüalizm oradan geliyor zaten spiritten geliyor ilahi olanla aslında kendi ilahın kendi içindeki ilah ve ilahiyle buluşma maratonumuz bu bizim onun arayışı işte numerolojide bunu kullanabileceğimiz araçlardan birisi ve aslında anlattığı şey bize evrenin yasaları. Evrenin yasalarını unuttuğumuz için kendimizi unutuyoruz, köleleşiyoruz. Hem kendimize hem de bir başkasına. Ve rakamlar da bize rehberlik veriyor aslında. Yani arzumuza kilitlenip aslında ruhun gerçekten istediği arzuyu göremeyebiliyoruz. Çünkü dünyalık arzuyla ruhun istediği arzuyu ayırt edemiyoruz. Aslında bu işte numeroloji ve bunun gibi bir takım çalışmalar, araçlar, her ne varsa elimizin altında bize bunları işaret etmek için. Çok büyütülecek şeyler değil, tutunulacak şeyler de değil, onsuz yaşayamam diyeceğimiz şeyler de değil. Rüyamı izlemeyi biliyorsam belki bilgiyi rüyadan alabilirim. Anlatabiliyor muyum? Yani bilgiyi devşirmeyi biliyorsam şayet gider doğadan toplarım, işaretlerden toplarım, numerolojiden toplarım, neyse ne. Bir yerden toplarım bu bilgiyi zaten. Önemli olan aslında hiçbir şeye tutunmadan bunu yapmak. Yani işte numerolojiye tutunup da bu böyle ve bundan başka doğru yok demek de ne yazık ki çok da sağlıklı bir yaklaşım olmaz. Her birinin Olmadığını. birbirini desteklediğini belki fark etmek lazım. Yani bugün Evet. öğrendiğimiz her şey, her türlü bilgi birbirini destekliyor. Lakin kaçınılmaz bir şey var. Her birinin temelinde matematik böyle gizlenmiş gibi. Yani her bilginin temelinde yine şimdi numerolojide de aynı şey geçerli. Sayılar,
Siz geçen yayınımızda söylemiştiniz Pisagor'un bir sözünü, umarım öyle hatırlarım dediğiniz gibi. Bana sayıları verin, sizlere evrenin evreni Çünkü çözebilirim mi anladım. bunlar üzerinden demişti. Siz daha güzel Evet. ifade Bana edin. sadece rakamları verin, size bütün evrenin sırlarını anlatabilirim. Evet. Sanırım ta Aristo'ya falan yani dayanıyor bu söz. Tam böyle şeyini kaynağını söyleyemeyeceğim ama numeroloji de zaten antik çağlara kadar dayanıyor. Kutsal kitaplara da dayanıyor zaten. Yani mesela Kur'an'ın numerolojisi var. Ebced hesabı diye geçiyor. Kabala numerolojisi diye geçen bir sistem var. Tamamen İbrani harfleri üzerinden yapılandırılmış bir sistem. O çok daha farklı çalışıyor kendi içinde. Farklı disiplini var. Pin kodu denen başka bir disiplini var. Ya kendi içinde de bir hayli kollu, dallı, budaklı bir alan. Benim bildiğim, daha çok kullanmayı yeğlediğim ve içime sinerek, aa evet ya bu güzel çalışıyor. Bendeki karşılıklarını görebiliyorum ve çevremdekilerden gördüğüm kadarıyla test edip kendi içimde gerçekten bilginin bana dokunduğunu hissettiğim kısım, Dan Millman'ın yaşamınızın amacı doğum sayınızda gizlidir diye bir kitabı var, kalın bir kitap. Oradan referansla ve işte zaten hocamın özellikle Elif Öney, onun öğretileri üzerinden, çakralar sisteminden ve işte bildiğim bir sürü konuyu harmanlayarak aslında ortaya çıkmış bir sonuç. Yani bu demini alırken bir yandan da bilgi kendini açmaya devam ediyor. Şey değil yani, nasıl diyeyim? Tek böyle kalıp bir bilgi. İşte bir sen lider olursun, iki sen şu olursun, üç sen böylesindir gibi yaftalayan şeylerin dışında bilginin derinleşmesine ve açılmasına izin verdiğiniz müddetçe gerçekten çok böyle zengin bir alan, kendi içinde sihirli bir alan, ama hiçbir şeye de tutunmamak gerekiyor dediğim gibi. Doğum günümü hesaplayıp da oradan çıkan sonuçtan dolayı işte o sonucun yorumlarını okuyup bir şekilde, aman da böyleymişim de şöyleymiş gibi böyle bir takım şeylere tutunmamakta da fayda var. Çünkü hayatın dinamikleri çok farklı ve en çok en yoğun işleyen şey seçimler yasası Bir de dediğimiz. siz seçimler yasasına kesinlikle dönelim. Bir de siz demiştiniz o doğum mesela tarihiyle ilgili, biliyorsunuz siz de bir kursa katılmıştım ben, çok da harikaydı. Evet. Hani yıldan yıla her yeni yılın aldığı sayıyla birlikte de değişen bir durum zaten, değil mi? Öyle Evet. bir durum da söz konusuydu. Aha. Evet. O kişisel yıl hesabımız. Yani bu yılı kendi doğum tarihimizle topladığımızda kişisel yılımızı buluruz. Aslında bu yılın nasıl bir enerjiyle çalışacağına dair bir fikrimiz olur. Hani kendime doğru, geçmişime doğru şöyle baktığımda böyle bir haritalama yaparız. Bütün yılları yazıp işte tek tek hatırlayabildiğim yerlerine kadar baktığımda, yani gerçekten rakamların söylediği şeylerin orada çalıştığını fark ettim. Ya rakamların anlamları değişmez. Rakamların anlamsız olarak sadece konumları değişir. O değiştiği konuma göre o konumun bir durumu vardır. O konumla ilgili yorum sanatı olduğu için orayı yorumlarız biz. Çünkü kişisel yıl başka bir hesaptır. İsimden gelen ruh güdüsü başka bir hesaptır. Bakın konum değişti. Ruh güdüsü başka bir şeydir. Ruh güdüsü ismimle birlikte getiririm. Kesinti mi yaşadık acaba? Tamam. Sesiniz Her gayet güzel geliyor. Yani sesinizi Tamam. alıyorum ben. Tamam. Böyle bir yükleme şeyi var ya, şöyle döngüsü. Onu görüyorum da ekranda şu an. Tamam. Olsun. Ben de görüyorum ama yani yapacak bir şey yok. Böyle Tamam. durumlarda en azından sesi kaydettiğini artık öğrenmiş oldum. İyi, iyi, Deneyimlerimden. tamam. Evet, çözüldü şimdi. Problem yok. Evet. Onu da görmüyoruz. Bu konumların aslında ne işe yaradığını bildiğimizde, o anlamı da yorumumuzla birlikte kattığımızda böyle işler çok daha rahat ve seyrinde gitmeye başlıyor. Yani işin içinden rahatlıkla geçiyoruz. Şey vaat etmez size, fal gibi gelecekten bilgi vermeyi vaat etmez. Ama oraya doğru hazırlıklı olmamızı ya da herhangi bir olayın içinden geçerken tutumumuzun ne olacağına dair uyanık kalmamızı sağlar. Çünkü olayla olay olmak dediğimiz bir şey var. Öfkelenebilirim.
Ama karşımda öfkeli biri varken öfkelenmem çok orada çözüm üretmeyecektir. Onun öfkesinin yatışmasını nasıl bekleyeceğimi hatırlamaya ihtiyacım vardır gibi gibi. Anlatabiliyor muyum? Gündelik hayatımızın gündelik olaylarıdır bunlar aslında. Ama çoğu zaman ne yazık ki uyanık olamadığımız için, olamadığım için kendim özellikle... Doğru yani bir mukabele. Biliyorum yani. Bir anda kafayı gözü bir yere çarpmış bir şekilde çıkıp ha bak böyle şeyler oldu falan deyip sonra geriye doğru dönüp baktığımda orayı incelediğimde elimdeki araçlarla ha bundan dolayı oluyormuş aslında burayı sakin kalarak da geçirebilirmişim. Bundan sonrası için hadi bakalım daha böyle temkinli ve uyanık olmaya çalış diye diye kendime temrinler vererek böyle ayakta ve sağlam kalmaya çalışıyorum yani. Umarım hepimize de nasip olur. Hepimizin böyle dönem dönem evet daha biraz daha çetrefilli dönemlerimiz, bazen de daha böyle sakin yıllarımız oluyor. Yani o belli döngüler hepimizin yaşadığı şeyler. Bir döngüde hiç aklımızın almayacağı kararlar veriyoruz ve doğru kararlar olmuş oluyor. Bir döngüde de yani ben bunu acaba neden böyle yaptım, neden böyle dedim, söyledim, buna başladım ya da bunu bitirdim dediğimiz kararlar da almış oluyoruz. O sizinle birlikte yaptığımız kursta o hani hesaplatmıştınız ya siz bize. Hesaplayabildiğim kadar işte o derste çok tutuyordu yani kesinlikle. Aa dedim ya hakikaten şu döneme geldi. Aa bak doğru bak böyle yani hesaplayabildiğim zaman aslında tutan çok alanlar, çok mevzular vardı hani bununla açıklayabileceğimiz. Öyle. Evet. Şimdi bizi izleyenlerden belki merak edenler varsa nasıl hesaplayacaklarını ya da evrenin yani numerolojiyi nasıl hani hangi alanlarda kullanabileceklerini mi değinsek mi o kısmına da? Tabii. Ya şöyle yaparız zaten. Ben bir yayın bittikten sonra soru bandı açarım. Harika, ben çok seviyorum sizin soru bantlarınızı. teşekkürler. Mesela Sevim Hanım yazdı az önce doğum tarihini. Ha Sevim Hanım oğlum için demişsiniz. Şöyle şöyle söyleyeyim. Olmuyor Gıyabında değil bakmamayı mi? tercih ederiz her zaman için. Gıyabında bakmamak her zaman daha iyi. Ya yani kendi takdiriyle bakılmasını öneriyorum. Olur mu? Kusura bakmayın. Yani bu böyle bir şey. Hani buyurun. Burada bir soru sormam lazım. Şimdi gıyabında bakılması uygun değil dediniz ya. Şimdi bizi izleyenlerden ya da sonrasında bizim yayınımızı kaydettiğimizde izleyecek olanlardan muhakkak vardır mesela bir ev yıkık arifesinde, bir ilişkinin başlangıcında, ortalarında artık nerelerindeyse diyelim ki şahıs merak ediyor bu erkek olsun kadın olsun ya da artık hiç fark etmez. Diyor ki ya acaba benim doğum tarihim ve işte adım onun yani benim sayı durumum onunkiyle uyumu nasıl diye merak ettiklerinde peki bu durum ne olacak? Bir kişi var, o aktif zaten bunu istiyor, sizinle konuşmak istiyor. Öbür kişinin de aslında bu durumdan haberi yok ya da izin mi almalı? Yani gel bir danışalım mı demesi lazım. Şöyle ki yani kişi gelip kendisi bireysel olarak bana kişi kendisinin danışması durumunda problem yok zaten. Bir de mesela kendim oturup mehtabın numarolojisine bakabilirim. Doğum tarihini biliyorsam. Tamam mı? Kendim bakabilirim. Bunu da sen benden talep etmediğin müddetçe seninle paylaşmam. Ya da yeni tanıştığım birininkine bakabilirim. Arkadaşımınkine bakabilirim. Anneminkine bakabilirim. Vesaire. Sonuç itibariyle şey, bunu beyan etmeden kendim bakıyorum ve bu bilgiye de tutulmayacağım. Aman baktım işte, bu böyle bir insan deyip böyle ona tutulmak gibi bir şey de olmayacak. Sadece bilgi toplamak için kullanabilirim bunu. Ama hani sen geldin dedin ki, sevgilime bakar mısın? Bakamam. Ya isteriz en merak ettiğimiz şeylerden birisi Anlatabildim mi? yani. Ha. Ya da işte çocuğuma bakar mısın? Yeni doğmuş bir çocuğa özellikle. Bakamam. Yani hele de yeni doğmuşa. Ben daha kendi yeğeniminkine bakmadım. Tabii ki de hemen kafamda 1,5 yaşında şu an. Tabii ki hesapladım. Hesabın ne olduğunu biliyorum. Doğum tarihinden kaynaklı olanı. Gelen yaşam sayısını biliyorum. Ama ona yorum katmıyorum şu an. Yorumlarsam ondan beklentilerim değişecek çünkü. Ya da onu yönlendirme biçimleriniz değişecek.
Aynen. Ama hani şey tabii ki de şey yeri geldiğinde neyle destekleyeceğime dair bir fikrim var. Ne güzel. Benim bahsetmek istediğim aslında hani bu iki kişinin sayısının uyumu gibi öyle bir şey yani. İki taraflardan birisi bunu merak ediyor. Diğer tarafın haberi yok mesela. Ya da işte hani o durumda. Yoksa hani galiba sorumu anlatamadım mı acaba az önce? Bir daha toparlayalım o zaman. Mesela diyelim ki ben birisiyle tanışıyorum ve diyorum ki aa işte bak o da şu doğum tarihi, onun şu doğum, onun doğum tarihi bu, benim de doğum tarihim bu, işte Kamuran Hanım ne yapalım, işte bir bakalım mı durum nedir, ah ilişki analizi gibi gibi. Evet, çok teşekkürler, burada Ha, hayat yani o şey, yardımcı oldum. ikinizin yaşam sayılarını toplayarak ilişki sayınız ve birbirinden çıkararak da handikapını bulup böyle ilişki üzerine konuşabiliriz. Teşekkürler Nazım, oradan böyle imdada yetişti ilişki analizi sanırım diye Nazım da. Evet, numarolojide çok derin çalışan bir arkadaşımız. Ne güzel. Evet. Yani şey, nasıl söyleyeyim, ilişki sayısı üzerinden gidilebilir. Ama birebir onun doğum tarihi ve isim analizini bir gıyabında yapmamayı tercih ederim. Yapmam yani. Dediğim gibi çocuğa da yapılmasını önermiyorum. Burası aslında senin de mesleğin, çocuk mu robot mu? Evet. Böyle onu robotlaştırmamamız için ona beklentiler Aynen. yükledim, robotlaştırıyoruz. Numarolojisine bakmak çok sağlıklı değil. Çünkü bu bir kişilik analizi değil. Çünkü numaroloji aslında persona dediğimiz kişiliğin biraz daha katmanlı bir halinden bahseder bize. Özellikle doğum günümüzden getirdiğimiz, doğum günümüzden gelen sayı bize personamızı verir ve bu çok daha çetrefillidir. Öyle basit bir kişilik analizi ya da testle ortaya çıkacak bir şeyden bahsetmiyoruz. Persona çok daha derinlikli bir şey. Jung psikolojisi üzerinden baktığımızdaki personadan bahsediyoruz. Ve gerçekten orada sıradan bir kişilik analizinin ötesinde gerçekten şey var. Personada kucaklanacak bir sürü yanımızı görüyoruz. Ya işte sen lider tiplisinin biraz daha ötesi. Ya bu çok böyle markalaşmış söylemler. Anlatabiliyor muyum? Bu bir yorum sanatı dediğim için. Yani biri gördüğün yere lideri yapıştırma artık. O kendi hayatında yapılmayanı yapacak. Bir de etkileyen diğer faktörler de var. Belki hani bu yarım yamalak bir bilgiyle etkileyen diğer faktörleri gözden kaçırmış olabiliriz mesela. Evet, kesinlikle öyle oluyor. Yani o da tutunmuş bilgi oluyor işte, tutunduğumuz bilgi oluyor. Ya da işte 8'i gördüğün yere parayı yapıştırma. 8 öyle bir şey değil. Ya da 1'e bunu deme, 2'ye onu deme. 3'lere mesela sanatçı olacaksın deme. Olamazsa ne yapacaksın? Anlatabiliyor muyum? Yani şey, böyle bunlar yaftalanmış bilgiler ve bu böyle şey ne yazık ki tırnak içinde söylüyorum. Batı'nın empoze edilmiş yaftalanmış bilgisi. Halbuki bu yorum olmuyor. Bu yaftalama oluyor. Mehtap sanatçı olamazsa o zaman bunalıma girer. Anlatabiliyor muyum? Yani sen sanatçı olacaksın dediğimde ve sen sanatçı olmazsan bunalıma girersin. Ama kendi hayatına ilham olmayı bileceksin, kendi hayatını sanatçı gibi yaşayacaksın demek başka bir şeydir. İşte yorum budur mesela. O gözle bakmakta fayda var. Harika. Kendi Aslında hayatının lideri olmayı bileceksin. Kendi yapmadığını yapmayı öğrenmek dediğimizde işte liderle yeni bir yorum getirmiş oluyoruz. Çünkü birine lider dediğinde şey zannediyor. Ben gideyim şu grupların önünde durayım da bir onlara liderlik yapayım gibi. Hayır, önce kendimizden başlamamız lazım. terfi Önce içeride. isteyin gibi düşünülebilir hemen. Evet. Şey, bazı arkadaşlar yazdı doğum tarihi. Şöyle yapalım. Ben soru bandı açayım. Numaroloji online sayfasından olur mu? Harika Benim olur. sayfam. Oraya doğum, yani yaşam sayınızı nasıl hesaplayacağınızı ben yazarım. Zaten oraya orada dikkat etmemiz gereken birkaç tane şey var. Ya da hesaplamazsınız, direkt ben doğum tarihinizi yazın. Ben oradan işte size en azından birkaç şey söylemeye çalışayım. Yaşam Mesela sayınızı. yaşam sayılarını hesapladıklarında ne olacağını da isterseniz bir anlatın. Nerelerde kullanabileceklerini bu yaşam sayılarını. Evet, yaşam sayısı dediğimiz şey aslında ruhun büyük kontratı. Ruhun büyük kontratı. Şimdi bu aslında
Sistem olarak şunun üzerinde duruyor numaroloji dediğimiz şey. Ruhun sonsuz yolculuğu. Bu Joseph Campbell'ın mesela Kahramanın Sonsuz Yolculuğu diye bir kitabı vardır ve onun böyle bayağı bir mitoloji serisi vesaire var. Joseph Campbell. Biliyorum hemen. Ya da işte tarot kartları, büyük arkana dediğimiz 22 tane kart vardır orada. Joker'le başlar. Fool, Joker dediğimiz fool, aptalla başlar. O da mesela kahramanın büyük yolculuğudur. Hepimiz birer kahramanız ve aslında bir kontratla buraya geldik. Hepimizin bir kontratı var burada. Bir şeyi yerine, o ruhun tekamülü diyorlar ya, ruh bir takım ödevlerini çalışa çalışa tekamülünü tamamlamaya çalışıyor. Ve bunu kim bilir kaç kere bedenlenerek yapacağına dair bir fikrimiz yok. Bu kaçıncı bedenlenişi onu da bilmiyoruz. Bilemem. Yani bildiğini varsayanlar varsa bir şey diyemem ama hani benim elimde böyle bir bilgi yok. Bu tekamülü bununla gerçekleştirmeye çalışıyor ve aslında temel amacı spirit. Oraya ulaşmak. Bundan bahsediyor aslında. Yani böyle bir şeye ulaşmak için yapıyor. Ve Ayşegül Hanım, matematikle aram yok, süper olur demiş. Tabii ki seve seve. Ara sıra soru bandı açıyorum. Şimdi özel bu yayına özel yeniden açacağım zaten hemen. Teşekkürler. Ve yaşam sayısı dediğimiz şey bizim büyük planımız. İlle bu yaşam sayımı başarmış olarak bu hayattan ayrılacağım diye bir kaide yok. Başaramayabiliyoruz ve zaten yol tuzaklarla dolu. Yol tuzaklarla dolu ve iniş ve çıkışlarla dolu. Ve bu tuzaklarda başımıza ne geleceğini görmemize destek oluyor bu. Farkında olmak, uyanık olmak işte. Tabii ki bir sürü katmanda hesap yapıyoruz. Bu çok katmanlı ve derinlikli bir inceleme. Eğer tam bir inceleme yaptığımızda, tam bir analiz yaptığımızda, ama temel olarak yaşam amacı büyük planımızı gösterir. Yaşam amacı sayımız. Diğerleri, yapacağımız bütün hesaplamalar ise bize bu ana yaşam amacını gerçekleştirirken aşağıda rol almış diğer veçelerimizi gösteriyor aslında. Yoksa tek tip olurduk hepimiz. Düşünsene, diyelim ki senin yaşam sayın 6, benimki de 6. İkimizin aynı olması gerekiyor. Ama senin ismin Mehtap, benim ismim Kamuran. Buradan gelen bambaşka dengeler var. İşte sen mesela Almanya'da yaşadığın için İngilizce alfabeden bakmalısın. Orada yaşadığın için. Çünkü Türkiye'ye geldiğinde senin isim enerjin değişir. Burada Türkiye'de isim enerjin başka, Almanya'da isim enerjin başka. Çünkü sana orada benim dediğim gibi Mehtap diyemiyorlardır. Evet. Ay, bin Onlar çeşidini duyuyorum. Mehtap'ı. evet, Mehmet başka. diyen oldu. Yani anlayamayıp Mehtap'ı hiç duymayan bir öğretmenim ve Evet. ne dedi sonra, yani tabii ki düzeltti ama yani ne çeşitlerini duydum ismini. Evet, öyle oluyor ne yazık ki. Böyle işte, bu gözle bakmak lazım. Dediğim gibi çok katmanlı ve derin bir analiz zaten. Ama kademe kademe öğrenerek bu devam ettirilebilir. Bilgi derinleşiyor. Bilgi olduğu yerde durmuyor. Bu derinliğe izin vermekte fayda var. Yoksa yaftalayıp kalırız. Az önce mesela bir izleyicimiz matematikle aram hiç yok demiş. Mesela matematikle aramızın çok iyi olması lazım mı numarolojiden anlayabilmek için? Hayır. Değil mi? Yorumlama sanatında aranız iyi olsun, kafi. Hani matematikle arası, o muhtemelen minik bir espri yaptı. Çünkü çok basit rakamları yan yana getirip toplamaktan ibaret. Yani benim doğum tarihim 31.08.1976. 31'i indirgediğimde 4. Ay sayım 8. 1976'yı indirgediğimde de 23'ü buluyorum. 23 artı 8 artı 4. Bunları yan yana toplayacağım sadece. Ortaya 35'ten 8 çıkıyor. Ve bu kadar. Yani yapacağımız bu kadar. Başka bir şey yapmıyoruz. O şimdi indirgemekten kastettiğinizi de isterseniz anlatalım. Hani o 9'lu ve 1'i toplayacaklar 1900 için. Hani şimdi onu Ha, belki evet. bilmeyenler olabilir. 1976'yı topladığımızda şöyle bir şey çıkıyor. Her bir indirgeme dediğimiz şey rakamları kendi arasında toplamaktır. 1 artı, ben mesaja yazmaya çalışıyorum şu an, artı 7, 1 artı 9 artı 7 artı 6 eşittir 23. Bunu 23'e indirgemiş oldum işte.
23'ü kendi arasında bir daha indirgemiyorum yıl için. Neden indirgemiyorum? Çünkü diğer alternatifli toplam bizi başka sonuçlara ulaştırıyor. Bu ise direkt yaşam amacıma ulaştırıyor. Sonuç hiçbir zaman değişmez. Hep 8 çıkar. 31.08.1976 tarihinin sonucu her zaman 8 çıkar. Ama alternatifli topladığımda işte 23'ü indirgeyerek topladığımda 17'den 8 çıkar. Orada 1 ve 7 başka şeylere işaret eder. Ve o benim gölge yanımdır. Gölgede kalıp benim patinaj çektiğim yerdir. Gene 8'imdir ama 17'nin gölgesinde kalarak 8 olurum. O yüzden de bu yıl sayısını iki haneli olarak bırakmakta fayda var. Ana yaşam amacıma ulaştıracak olan bu çünkü. Bir de özel sayılarımız var. Bunları asla indirgemiyoruz. Özel sayılar derken de özel sayıları şey yapmayalım. Çok özel insanlara dönüşmüyor onlar. 11. Sadece çalışmaları biraz daha derin bunların. 10. 10, 11. 12. 19. 22. Yani literatürde 11 ve 22'yi kesin görürsünüz. 10, 12 ve 19'u kitaplarda ve literatürde çok sık rastlamayabilirsiniz. Ama bunları da indirgemeden kullanmanızı öneriyoruz. Yani 22 Kasım'da doğduysanız 22 artı 11. Öyle toplayacağız. 22 artı 11. Ama yıldaki 1900, 19 var ya orada. Çoğumuz 1900'lü doğumluyuz aramızda eminim. Evet. Oradaki 19'u saymıyoruz. Ya yani oradaki 19 değil. Yani 19 Ocak doğumluysa 19 artı 1 yazacak. Bunlar özel sayılar diye geçiyor ama özel sayılarda kişiyi çok özel kılmıyor, bilginiz olsun. Sadece onun karakterini belirleyebilmek için özel sayılar denmiş. Çünkü bunların birazcık daha çetrefilli çalışmaları vardır. Yani 22'si, 11'i işte 12'si, 10'u varsa doğum tarihinin içinde ya da analizler sonuçta toplamında çıkıyorsa, sonuçlarda çıkıyorsa böyle şeyler, birazcık daha derin çalışması vardır. Harika. Şimdi siz zaten yayından sonra bir bant açıp bunları hesaplayacaksınız. Dilerseniz şeyden de bahsedelim mi? Mesela bir çıkmasın ne demektir o kişi için? Hani neleri düşünmesi, neyi anlaması bundan lazım? Mesela ben şimdi siz anlatırken hesapladım, benimki 5 çıktı. Doğru, sen beşsin. O kurs yaptığımızda da zaten sağ olun sayenizde öğrenip hesaplamıştım ama şimdi o umutlarım biraz uzağımda kaldı. Yayından önce Ya şöyle, anladım, anlatmıştım. Mehtap, arada ben hala kendiminkini açıyorum. Yani kendim de oturup tekrar bilmeme rağmen bu bir açılım çünkü kendi enerjini açıyorsun o zaman. Açıyorum ve tekrar görmediğim bir şey, gözden kaçırdığım bir şey ve her seferinde yeni bir şey görebiliyorum. İstediğin zaman da sorabilirsin. Seve seve cevapların zaten problem yok. Şöyle başlayayım o zaman. Ben yavaş yavaş biraz bilgi vereyim. Sıfır içsel bilgi diye geçer. Hiçbir hesaplama sonucunda toplayarak sıfıra ulaşamayız. Bir tek handikaplar dediğimiz bir çalışma var. Orada çıkararak yapıyoruz. Çıkarttığımız için orada sıfıra ulaşabiliyoruz. Onun haricinde hiçbir yaşam sayısı sıfır değil. Ama yanına geldiği rakamla anlam kazanır. Eğer 10'sa işte 20 ise, 20'den 2 ise, 30'dan 2 ise, anlatabiliyor muyum? Hani 30'u indirgediğimizde 30'dan 3 çıkar, 30'dan 3 deriz. Biz arkasındaki rakamları anmayı severiz. Direkt seni 5 demem mesela, 23'ten 5'sin diye söylemeyi tercih ederim. 14'ten 5 başka bir şeydir, 23'ten 5 başka bir şeydir çünkü. Haliyle de 10'dan işte 1 ise, 10 zaten özel sayı indirgememeyi öneriyoruz ama işte 20'den 2 ise kişi kesinlikle kendisiyle baş başa kalacağı çalışma her neyse bunu yapmakla birazcık daha özen göstermesinde fayda var. İçsel bilgiye ulaşabilmesi için hani şu yoga yapacağım ama matın üstüne bir türlü oturamıyorum dediğimiz bir Bu hal arada var ya. ben hiçbir spora Evet, yani sıfır varsa özellikle işin içinde sıfırımız varsa o bir yapamayanız zaten. En zor meditasyona oturandır.
en zor kendiyle baş başa kalacağı çalışma her neyse onu yapmakta zorlanandır. Yani tabii ki de sıfırı gördün direkt git meditasyon yap demiyorum. Neyse çalışması. Namaz kılabilir, meditasyon yapabilir, yoga yapabilir, sessizce oturmayı tercih edebilir, doğada oturabilir, anlayarak bir sayfa kitap okuyabilir. Bu da çünkü şeydir, meditatif bir haldir. Anlayarak bir tam sayfa okuduğunda gerçekten zihnen orada olduğun için tamamsın. Yani zaten meditatif halde okumuşsun. Yani aslında meditasyon yapıyorsundur orada. Her ne yöntemle yapacaksa bunu yapmasını öneriyoruz. Sıfır kendisiyle arada baş başa kalmayı bilecek ve günlük rutininde yapacak bunu. Yapmazsa ne yazık ki boğuşup duruyor dışarıyla. Günlük İçeriği unutuyor. rutin dediğimiz bir tane belli saatte. Diyelim ki sabah uyanınca ilk yaptığın iş gibi ya da işte Yani her gün aynı bir saatte buçukta her gün. daha da onu zorlaştıracağı için her gün aynı saat demeyelim de kendine günde minimum 5 dakika ayır. Çalışıyorsan bile anda oturup öğle tatilinde bir 5 dakika şöyle durabiliyorsan anlatabiliyor muyum? Sadece mesela düşüncelerini izle. Düşünme, sadece izle gibi böyle Zor. bir çalışmalar var. Çok keyifli. Bir 5 dakika düşüncelerini izle, göreceksin neler yapıyor sana. Oo, tamam. Yazarım sonra ne yaptığını. Ya öyle sen düşünceyi yakaladıkça çünkü en dipten saçma sapan hiç düşünmeyeceğin şeyleri de getirmeye başlıyor sana ve sen böyle, bu niye geldi aklıma ben anlıyorsun. Şimdi mesela sen deyince mesela şey olur ya bazen kitap okurken hiç yani bambaşka bir şey aklımıza gelir. Yani yapılması gereken bambaşka bir şey aklıma gelir. Ben artık hep böyle kitabın arkasına not alıyorum. Çünkü yarım saat okuyayım diye hani günlük işte bir saat okuyayım ya da şimdi başına geçince yarım saatten önce bırakmayacağım elimden kitabı diye kendime öyle kurallar koyuyorum. Ay hemen unutmayayım diye arkasına yazıyorum kitabın. Aynı bu dediğiniz hal işte yani o bir durup düşündüğümüz zaman hiç aklımıza gelmeyen hani bazıları der ya namaz kılanlar namazda aklıma bin türlü şey geliyor falan diye Ya aynı durum işte neredeyse. zihni eğitebiliyoruz. Zihin eğitilebilir bir şey. Bu da yöntemlerinden birisi. Bir sürü araç var. Bu da o yöntemlerden biri. Sadece 5 dakika günde düşünce takip et. Ne düşünüyorum? Ha bunu da düşündüm, bunu da düşündüm diye. Gerçekten ne düşündüğüne baktığında bayağı sonuç elde ediyorsun. Vay be ben bütün bunları düşünüyorum. Neden diye. Saniyede zihinden geçen düşünce sayısı böyle 1.000 ve üzeri gibi bir şey vardı yanlış hatırlamıyorsam. Var yani ama hepsini yakalayamıyoruz düşün ya. O kadar hızlı çalışabiliyor. Zihnin bu kadar hızlı çalışması çok da tercih edilen bir şey değil zaten. Çok da sevdiğimiz bir şey değil. Aksine onu teta seviyesine indirmeye çalışıyoruz. Yani çünkü sürekli hızlı çalışan zihin aslında sıkıntı yaratıyor. Gündelik işlerimizle ilgili kaygı düzeyini arttırıyor vesaire. Hani bunları birazcık daha minimalize etmekte fayda var. Tabii ki de olacak. Olmaz değil. Tabii ki hızlı çalışacağı zamanlar da var. Yoksa gündelik hayatı yaşayamayız. Çünkü hiçbirimiz guru değiliz. Böyle bir ormanda, bir mağarada, bir bilmem nerede yaşamıyoruz. Trafiğimiz var, insan ilişkilerimiz var. Gündelik hayatımızda bir sürü konumuz var. Sırada tabii ki de geriliyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani bir sürü konumuz var. Haliyle de bu tür seviyelerimiz olacak ama çıktığında ha tamam ya bir sakin kal deyip kendimizi tekrar indirebilmek mesele. Neyse rakamların anlamı diyordum. Sıfırın bu içsel bilgiyi anlatırken nerelere kanıldı konu. Bir yaratıcılık ve güven. Bir kök çakrayla da alakalıdır. Haliyle de şey aslında birin konusu yapılmayanı yapmak. Ya gidip de dünyayı yeniden keşfetmek anlamında, işte yepyeni icatlar bulacağım anlamında değil. Çünkü muazzam sınır çizmeye bayılır. Sınırları vardır. Kendi güvenli alanına çizmeye bayılır bir. Haliyle de o güvenli alanının içinden çıkabilmenin tek yolu ben yapamam dediği şey şerh olarak, kaide olarak koyduğu her neyse yapmasıdır. Neyse o. Ben asla diye başlayan cümlelerimiz var ya. Yani çok özür dilerim. Bu tabii ki ahlaki kurallar açısından doğru bulunmuyor ama asla yalan söylemem gibi böyle bir ağda o zaman bir yalan söyle. Keşke olsa. Anlatabiliyor muyum?
Keşke öyle bir yeteneğimiz olsa. Ya ben zaten şunu çok deneyimlemişimdir. Ay asla yapmam dediğim şeyi bizzat kendim yapmışlığım var. Onun için çok dikkat ediyorum. Ya da Evet. birini yargılarken hani derler ya kınadığını başında bulursun diye. Ay bunu böyle mi yapmış, niye yapmış dediğim her şeyi bir bir yaptım. Onun için artık böyle daha dikkatli olmaya çalışıyorum bu konularda. Evet. Dediğim gibi Aslan'ın da yani öyle yine çekici bir enerjisinin olduğunu düşünüyorum. Hiç belli olmaz. Olmaz dediğimiz her şey olabilir ve yapabiliriz. Bugün böyle düşünüyoruz. Belki 3 ay sonra bambaşka düşünüp o aslaların Aynen, her birini aynen, teker aynen. teker Aynen. Yani işte yapabiliriz. mıhladığımız şeyler var. Bunlardan aslında bu bizim genel yaşam amacımızla alakası olmayan ne yazık ki sonradan eklediğimiz bünyemize bir şekilde monte ettiğimiz şeyler. Bu bizim getirdiğimiz değil. Monte ettiğimiz. Bu monte ettiğimiz şeyi fark etmek için. O senin de mesela kendinden verdiğin örnekte o asla yapma sana asla iyi dedirten gölgede kalan 14'ten 5'sin çünkü. Gölgen 14. Gölgen 14 orada kocaman bir var. O sana aslaları söyleten gölgede kalan yanın. Ama yaşatarak öğretmiş işte gördüğün gibi. Aynen. Hiç Bu artık niye? takılmadım o konuda. Diyor, olur insan hali diyorum. Yani. Evet. Devam edeyim mi bu şekilde? Lütfen, İkiye geçiyorum. harika, lütfen. Muhteşem. İki denge ve işbirliği. Denge ve işbirliği ikinci çakra ile ilgili. İkinci çakranın konusu haz almaktır. Gölge duygusu suçluluktur. Çünkü iki mesela bir yandan hayattan zevk alırken diğer yandan da suçluluk duyacak konular bulur kendine. Ya işte Mehtap Almanya'dayken ben Türkiye'de nasıl eğlenebilirim gibi tribe girebilirim ben her an. Anlatabiliyor muyum? Sevdiğim insan oradayken ben burada ne yapıyorum gibi. Böyle yani o orada kendi de şeyi neyse onu yaşıyor. Sen de burada kendinin konusu neyse onu yaşayacaksın. O suçluğa düşmeden. Hayatın renkleri tabii ki ilişkilerle ilgilidir. Ve denge ve işbirliği dediği budur. Tam cümlesini söyleyeceğim şimdi. Kazan kazan durumları yaratması gerekir ikinin. Ya kazan kazan durumu dediğimiz şey ne? Sürekli birilerine sırtını sıvazlarken kendisinin de kazançlı olduğunu bilmesi gerekiyor. Çünkü iki empattır. Herkesin sırtını sıvazlamaya bayılır. Tabii ki de ikinin düştüğü çukur şu. Ben sıvazlıyorum, gel sen de benim sırtımı sıvazladır. Kimse kimsenin sırtını sıvazlamaz. İki herkesinkini sıvazlar. Ama şöyle ki normalde kimse kimseye bunu yapmaz aslında. İki boşuna bekler. O yüzden kendi sırtını sıvazlamayı öğrenmesi gerekir. Bak hep kendine. Anlatabiliyor muyum? Yani birinin onun sırtını sıvazlamasını beklemeyecek. Kendi sırtını sıvazlamayı da öğrenecek ama bir başkasının da sırtını sıvazlasın. Denge burada. Yani o dengeyi bulacak. Nasıl, kime, ne kadar, ne ölçüde vereceğini kendisi karar verecek. Muazzam bir sabotajcıya dönüşebiliyor yoksa. Veriyorum derken de oranın da canını okuyabiliyor. O yüzden dikkat etmesi gerekiyor. Ya işte her rakamın bir olumlu, bir olumsuz, bir yıkıcı yanı vardır. O yüzden de bu yıkıcıya düşmezsek ve olumsuzda kalırsak seviniyoruz. Çok şükür diye. Çünkü olumlu tezahürü yapmakta ne yazık ki günümüz insanı olarak hep zorlanıyoruz. Dilerim ki hepimiz olumlu tezahüre geçelim zaten. Bu her şey Umarım. dilini tutuyor ya. Evet. Umarım. Üç, duyarlılık ve ifade. Üç, duyarlılık tabii ki de etrafına çok duyarlıdır. Üçün de çukuru bu. Etrafına duyarlılıktan kendine ilham olmayı unutur. Halbuki kendine duyarlı olup kendine ilham olmaya başladıkça etrafına ilham olmaya başlar. Ve üç, gerekliliklere çok tutunur. Gerekli olduğu için yaparken bulabilir kendisini. Halbuki aşkla yapacak. Gerekli olduğu için değil. Gerçekten arzu ettiği şeyi yapması gerekir. Yoksa işte çukura düşüyor. Gerekli olduğu için yapmaya başlıyor. Yayın kaydı, evet. Kayıt altına alacağım hem Instagram'da hem YouTube'da paylaşacağız öyle.
Evet, teşekkürler. Aferin size. Ben teşekkür ederim. Bize çok güzel, çok değerli bilgiler veriyorsunuz. Bu arada hazır sormuşken hatırlatayım. Kamuran Hanım'ı da takip ettiğiniz zaman o hep zaman zaman o bantları açıyor. Bu tüm sayıları zaten o orada da işte siz yardımcı oluyorsunuz hesaplayıp. Onun için hani orada tanımlanan, orada çıkan sayılarını bu videoda da izleyip işte şu sayı buna denk geliyormuş diye tekrar birbirini besleyen şey olmuş olur. Evet. Orada Evet şey evet var. harika olur. Aynen, Aynen. burada anlamlarını öğrenmiş oluyorlar. Evet. Yani 3 için kaynaklarda mesela sanatçı olur vesaire gibi şeyler yazar. Olamazsa buhrana girer. İşte bu yorum sanatı dediğim bu. Kendi hayatını sanatçı gibi nasıl yaşayabilir? Ona bakması lazım. Sanatçı gibi yaşamak dediğimiz şey ne? Temelde sanatın en temelinde ilham vardır. Kendi ilhamıyla buluşması vardır. Sanatçı gibi yaşamak deyip de ne olacak? Evini rengarenk boya demiyoruz tabii ki. İsterse onu da yapsın. O ister Ben aynen isterse onu da yapsın. Muazzam süsler, muazzam dekore eder. Onlar zaten var. Ama o ilham perileri, kendi ilham perileriyle nasıl çalışacağını hatırlamaya ihtiyacı var ki çevresine bunu yayabilsin. Gibi böyle derin düşünmekte fayda var. Dört istikrar ve süreç dediğimiz şey, dört de kalp çakra ile alakalı. Burası bizim bahçemiz. Dördün konusu da bahçedir aslında. Elementi toprak çünkü bir yandan da. Ve şey, kendi bahçemizin taşını toprağını ayıklamak bizim işimizdir. Başkasının yeşermiş bahçesinde ne işin var? değil mi? Hepimiz Kendi kendi bahçemiz. bahçemizi zaten bir güzelleştirebilsek yani çok Evet. daha harmonik yaşayacağız hep birlikte. Yani işte oranın taşını toprağını ayıklamak bizim işimiz. Orayı yeşertmek bizim işimiz. Çünkü orası imparator gibi bir şey. Kalp. Zaten bütün konu buraya zaten. Her şey bu yani. Ve şey konusu sabırdır. Eğer muazzam sabırsızlıklar varsa 22 ise bu 3 kattır mesela. 22 özel sayı dedik ya mesela 22'nin toplamı da 4 olduğu için daha yoğun bir şekilde sabırsızdır. Hemen olsun. Derhal olmasın. Yani zorbalık diye derecesinde. Evet Kurhan Harun 2 için söylediklerim. Evet ne yazık ki 2'nin böyle muhtemelen çukuru olduğu için herhalde. Çukuru derken sürekli birilerine destek olma, yardım etme vesaireyi çok kullanıp kendi sırtını nasıl sıvazlamadığını hatırlattıysa dilerim şifa olsun. Hiçbir şey için geç değil. Bugün itibaren yapmaya başlayabilirim kendime bunu. Her türlü hakkım var çünkü. Dört, sabırla ilgili, sabırsızlıkla ilgili konusu varsa dörde baksın. Benim gölgem 44 mesela. Kendi zorbayı keşfettim. Gölgem 44'ten 8'im. Normalde benim yaşam sayım 35'ten 8. 44'ten 8 de gölgemde kalıyor. Tıpkı senin 14'ten 5 olman gibi. Tam onu Oradaki soracaktım. evet. Oradaki iki tane 4 beni nasıl böyle bir kendi içimde kendime zorba yapıyor tabii ki. Neyse ki farkında olduğum için dışarıyla çok böyle dışarı zorbalık yapmıyorum ama içime zorbalık nasıl? Bir an önce olması için içeride tepişen biri var. Tanımlıyorum onu. Kim o? Tepişiyor yani hemen olması için. Sonra zamanın ruhunu hatırlatıyorum kendime. Hala tepişiyor çünkü. Şey hala derken bu böyle benim bir yere bırakıp gidebileceğim bir şey değil. O tepiştiğinde onu sakinleştirmeyi öğreniyorum sadece. Onun kim olduğunu görüyorum. Tamam kabul ediyorum öyle bir yanım da var demeyi ve bununla yaşayabilme hali. Çünkü eğer ben bunu kabından taşırırsam dışarı zorbalığa başlayacak. Şimdi bir izleyicimiz sormuş sayıları nasıl tespit edeceğiz doğum tarihini diye. Onu biraz önce anlattı Kamuran Hanım. Lakin yayının sonrasında da onun kanalını lütfen takip edin. Hatta şimdiden bu sol yukarıya bastığınızda onu takip edebiliyorsunuz. Onu takip edin. Kendi hikayesinde bir bantta paylaşacak yani siz Aha, yolladığınız zaman sorularınızı hesaplayacak. cevaplayacağım. Evet, sorularınızı cevaplayacağım. Yaşam sayınızı hesaplayacağız vesaire. Hani şey, soru bandı açacağım. Hikayeme ulaşabilir halde olun kafi. Takip ederseniz de sevinirim tabii. Instagram takip mantığı üzerine çalışıyor. Takip etsinler tabii, beğensinler. Bunlar bizim için çok önemli. Motive ediyor Evet. bir de neticede.
Bu arada tam 4'ü anlattınız da hani demiştiniz ya işte 14'ten 5 ya da işte bu şekillerde de beni şimdi hem 4 hem 1 mi etkiliyor ya da şimdi bizi izleyenler de hesaplandığını hani siz diyeceksiniz ya işte 27'den 9 gibi Tabii ki. o iki sayıda 18'den yine aynen. 18'den 9 ile 27'den 9 olmak arasında fark var. Yani 27 az sonra bütün rakamlar bittiğinde 2 ve 7'nin konularıyla birlikte 9 oluyor kişi. 1 ve 8'in konularıyla birlikte 9 oluyor kişi. Anlatabiliyor muyum? Ama bütün rakamlar her yerimizde çalışır. Harika. Alternatifini topladığınızda zaten öbür yan gölgede kalıyor. O görünmeyen yan. Dedim ya az önce benimki 44. Canım okuyan yanı. Yani Aceleci tarafı. aceleci ve her şey hemen olsun. Onu diyordum. Zamanın ruhu dediğimiz bir şey var ve buna güvenmeyi öğrenmeye ihtiyacımız var. Evet. Her bir konunun kendine ait zamanının ruhu vardır. Gerçekten. Momentum'da Evet. Aynen o. Ve onun zamanının ruhuna güvenirsek oluşa da güveniyoruz. Ve dedikleri, oluştan varoluşa da güveniyoruz. Çünkü hepimiz zaten doğarken travmayla doğduk. Doğum bir travma aynen. çünkü. Yani doğduğun an travmayla doğuyorsun. Anlatabiliyor muyum? Daracık bir kanaldan çıkıp gelen bedenin vesaire ruhsal, psikolojik bir sürü şey var yani. Öyle Bilim açıkladığı için söylüyorum. Öyle uydurma bir bilgi değil, numarolojik bir bilgi falan değil. Haliyle de o gölgenin görünür hale gelmesi bizi ne yazık ki iyi hale getiriyor. Ne yazık ki demeyeyim, iyi hale getiriyor. Görünür olan şey gölgeden çıkıyor çünkü. Sen oraya ışık tutmuş oluyorsun. Gölge dediğimiz yer ışığın az olma halidir. Ya da karanlık dediğimiz şey ışığın az olma halidir. Işıksızlık değildir. Işığın az olmasıdır. Böyle tanımlamalarımızı da yumuşattıkça daha böyle içinden çıkılır hale geliyor, iyi oluyor. Ben devam edeyim, 5'e geçeyim mi? Sormak istediğim bir şey yoksa. tamam. Yo, sormak istediğimi hani sormuştum zaten. Hani mesela Olur. 4 ile 1'in toplamı olup olduğu durumda belki o dinleyicilerimiz hem 1'in hem 4'ün hem de o 5'in karakterlerini tekrar böyle bir gözden geçirmelerinde fayda vardır diye onu Evet. hatırlatalım Evet. istedim. Teşekkürler. Gene arada bir şey olursa sorabilirsin. Tabii. Beş dediğimiz özgürlük ve disiplin. Şimdi mesela evren 2021 yılındayız. Toplayın bu evrensel yıl. 2021 5 yılı. Evrenin yılı yani. Evrenin 5 yılı bu. Ve şey ne demek bu 5 yılı? Geçtiğimiz yılda 4 yılıydı. Şimdi tabii ki evrensel enerjiler ya da işte yıl sayısı açısından yorumlarda bir takım şeyler değişir ama 5 özgürlük ve disiplin demek bu yıl evrensel enerjide beklenen şey ve bu dolaylı olarak bizi de etkileyecek bir şey özgürleşme. Ama özgürleşme dediğimiz şey canımızın istediği şeyi yapmak değil. 4 yılında oturduk demlendik evimizde. Ne yaptı pandemi? Sabıra mecbur bıraktı bizi. Sabretmek zorunda Evet. kaldık hepimiz ister istemez. 4 yılı cezir yılıdır. İçe dönüş yılıdır. Tamam mı? 4 cezirdir. Evet. 5 met'tir. Şimdi 4'ü cezir yaşadık. 4 yılın içerisinde herkes şöyle bir oturdu. Takkiyi önüne koydu. Yoga yaptı, meditasyon yaptı, onu yaptı, bunu yaptı. Kendine döndü değil mi? Bir şekilde döndü yani. Dönmek durumunda kaldı. Aynen öyle. İster istemez döndük. Ne oluyor ya falan dedik yani. 5 yılı özgürleşme. Şimdi bu 4 yılında tespit ettiği, gördüğü kendi içerisindeki hapishanelerden özgürleşecek. Biz çünkü kendimizi hapsediyoruz. Doğru olduğuna kanaat getirdiğimiz şeyin içinde öyle mıh gibi duruyoruz. Oradan Aynen. tutunduğumuz için oradan kopamıyoruz. O doğru ya, doğru dediğimiz şey. Gerçekle doğruyu çok karıştırıyoruz. Kendi doğrularımız üzerinden gittiğimiz için de ya da ahlaki doğrular ya da toplumsal doğruları benimsiyoruz. Halbuki patinaj çekiyoruz. İşte özgürleşeceğimiz yer. Tabii ki de keşif, 5 keşiftir. Keşfetmeyi sever. Keşfederek öğrenmeyi sever. Elinde harita gezerek öğrensin. Bayılır.
Gerçekten böyle bir yerleri kendisi gezerek, çünkü beş beşerin sayısıdır. İnsanlarla etkileşime girmek, sohbet etmek insandır yani gerçekten böyle sora sora öğrenmeye bayılır hiç tanımadığı yerlerde. Bir Vallahi iletişime öyle. geçmek için bahanedir onun için ve bayılır buna. O üzerine de ne diyecektim işte. Bu keşifi yaparken de işte asıl önemli olan içe doğru olandır. İçsel keşif ve kendini kendi iç hapishanelerinden nasıl özgürleştireceği. Değerli olan bu. Yani kendi içimize yönelik yaptığımız keşif. Aynen. Asıl keşif yani haritayı gene kendi haritanı eline alacaksın. Nasıl bir haritan varsa. Ve sen beşsin ya sana öyle gideyim. Böyle Kendi karşıma haritanı. geldi. Can kulağıyla dinliyorum. Evet, bu ya senin bir haritan var ama bu haritayı bir tek sen bilebilirsin. Ben kendi haritamı bilirim. Senin bir haritan var ve kendi içindeki bütün beşer hallerin ve söyleşe söyleşe anlatabildim mi? Kendi içinde gezmeyi bilmek bu. Tamam, dışarıda yap bunu zaten. Tamam, yani dışarıya çık, insanlara sonra sonra yol bul, işte sohbet et. Bayılırım. Yeni yerler keşfet, yeni kültürler öğren. Bu güzel bir şey zaten. Bu buna bayılır. Bu dünyasal olan kısmı. İçsel olan kısmı da gene haritanı eline al. Kendi içindeki bütün beşerlerinde konuşa konuşa o harita seni nereye götürüyor? Bir bak bakalım. Ama bu söylediğim fazla soyut. Anlatabiliyor muyum? Çok metaforik. Bunu tabii ki alıp da kendine evrilip onunla nasıl ne yapacağını bilmek birazcık sana düşüyor. Hani tam yöntem veremem. Bak bu senin haritandır Mehtap. Bunu al, buradan da yürü diyemiyoruz. Çünkü bu senin gene kendi keşfin olacak. Anlatabiliyor muyum? Evet, muhteşem, çok güzel anlattınız. Bu arada zamanın ruhu hadisesini yıllardır astrolojiyi takip ettiğimden ne zaman çalışacağım, ne zaman akışta kalınması gerektiğini öğrendim, şükür demiş. Ne güzel. Umarım hepimiz de öğreniriz. İnşallah, evet. İnşallah. Yani işte zamanın ruhu özellikle o tabii ki astroloji, gezegenlerin konumları üzerinden o zaman diliminin içerisine denk gelecek enerjileri çok daha iyi tespit ederek yaptıkları yorumlar. Ama hani normal gündelik bir şeyin içerisinde de her şeyin bir oluş süreci var. Oluşa olan güvenim, varoluşa olan güvenimi arttırır. Çünkü hepimiz varoluş problemi yaşıyoruz yani. Bunların hepsi varoluşsal problemler. Öyle söyleyeyim. Doğru. Öyle. Evet, 6'ya gelecek olursak vizyon ve kabul. 6'nın konusu yani birçok kaynakta 6'ya direkt böyle aileyi yapıştırıp geçiyorlar. Evlilik ve aile ve şeklinde işte böyle. Haliyle 6'yı gördüklerinde derhal şey oluyor insanlar. Evlenecek miyim yani? Bilmiyorum. Yani Kesinlikle. ben bilemem bunu. Yani şöyle bir şey var. Ne yazık ki karıştırdığımız noktalardan birisi. Tanrısal olmakla tanrılığa oynamak arasında incecik bir çizgi var. Birinin ne zaman evleneceğine dair akıl yürütmem ya da söz söylemem tanrıya oynamak olur. Tanrılığa oynamak olur. Tanrısalız ama tanrı değiliz. Tanrısal olduğumuzu hatırlamaya ihtiyacımız var. O yüzden numeroloji bu tür şeylere cevap vermez. Birçok kaynakta eğer 6 yılındaysanız 6 yılında evleneceksiniz gibi böyle bir takım yorumlar varmış. Üzülerek tesadüf ediyorum ben de. İtibar etmiyorum. Güzel bir ilişki olarak algılanabilir. Belki kendi ailemizle, çekirdek ailenle olan bağlantının mı iyi olacağı, belki bunlar da hani düşünülebilir. Ailenle Kendimizle tekrar olan, daha kutu evet, bir aile olabilmek. altının konusu bağlardır. Bağlı olduğumuz her şeyle ilgilidir bu. Ve kendimle olan bağlantım başta olmak üzere ve tabii ki çevresel etmenler, aile de bunun içindedir. Birincildir, bağ dediğimiz yer orasıdır. Ama senin madde dünyasıyla olan bağlarını da içerir. Tartışacağımız tek şey vardır. Bağımlı mısın, bağlı mısın? Buna Bu da bakacak. güzel. Altıysa konusu, evet. Bağımlı mıyım, bağlı mıyım? Çünkü bağımlı ilişki yaratmaya bayılır altı. Bayılır. Yapar da ama bunu şuurlu yapmıyor ki. Şuurlu olsa yapmaz. Muhtaçlık ilişkisi üzerinden bir kurar senaryoyu.
Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü çok verir, verir de verir, verir de verir. Karşı tarafı kendisine muhtaç bırakacak seviyede verir. Şuurunda değil, bilse yapmaz zaten. Karşı tarafta sürekli ondan beslendiği için kendi hiçbir şey yapamayıp pasivize olup bekler gibi bir şeye dönüş. Bu bir bağımlı ilişkidir mesela. Hatta sen daha iyi bilirsin anne çocuk arasında bağımlı ilişkinin nasıl kurulduğunu. Altı bunun Hani en çok böyle. bir şekilde kuruluyor zaten. Bir tarafın aşırı vermesi, diğer tarafın da almaya bir dönem sonra alışması. Hani bir tarafın Aynen. o aktif rolünü iyice üstlenmesi, diğer tarafında böyle pasif hiçbir şey yapmadan kendini şımartması bu bağı oluşturuyor. Aynı bahsettiğiniz gibi. Anne çocuk arasında ya da işte ebeveyn çocuk arasında rastlanan modeli altı çok iyi tanımlar. O yüzden altı çocuğunu özgürleştirmekte zorlanır. Bağımlı ilişki kurmaya meyilli olduğu için özgürleştirmesi gerekir. Altı öğretmendir zaten ve kozmik ebeveyn diye geçer. O bütün kozmoza annelik yapabilecek kadar geniş gönüllüdür ve gerçekten de öyledir. Çantanı falan taşır yani, senin arkanı toplar. Çocuğu değilsindir de yapar yani. Çocuğuna 1.000 kat yapar. Öyle var ya işte çevremizde sağımızı solumuzu toplayan arkadaşlarımızın çoğu altı. Gerçekten. Çünkü güzel iş bitirirler yani ve Annem ne de yazık. bizde hep ya, aman siz yeter ki keyfinize bakın, ben her şeyi hallederim diye. Demek ki altı olabilir, hesaplasak altıyı Ne çıkarırız yapıyorum? Belki başka yerinde de altı olabilir ama altının genel olarak reaksiyonları böyle. Mükemmeliyetçi annemden. olur. Evet, hem fedakar ama işte bağımlı ilişki kurmak üzerine fedakarlığı karıştırıyoruz. O birazcık işte şey yapıyor ne yazık Fedakar. ki. Çocuğunun kozmik çocuk kendisinde kozmik ebeveyni olduğunu hatırlayacak. Hatırlarsa her şey Çok iyi. rahatlar. Evet. Anneler bunu tekrar, anneler tekrar annelik, ebeveynlik durumlarını belki yeniden gözden geçirsinler. Anneler özellikle hesaplatsın bu durumu. Bakalım altta çıkacak mı? Evet. 7'ye geçeyim. İtimat ve açıklık diye geçer. Bu başlıkları veriyorum. Bu başlıklar az önce önerdiğim kitaptaki başlıklar. Dan Millman'ın Yaşamanızın Amacı Doğum Tarihinizde Gizlidir diye bir kitabı var. O kitaptaki başlıklar. Yani akıllı uslu bu başlıklar gerçekten. Çünkü başka kitaplardan aldığım ve gördüğüm yorumlar beni ne yazık ki çok büyük hayal kırıklıklarına uğratabiliyor. Ya bu kadar şey değil yani, kalıp ve moda mod olamaz hiçbir şey. Hiçbir rakama meslek adayamazsınız. Bütün sekizlere fabrikatör olacağını yazan bir kitap var mesela. Delirmiş olmalı falan diyorum. Fabrikatörde değilim, sekizim. Anlatabiliyor muyum? Belki Ya da olacaksınız. Hiç yani borsada belli çalışıyorum. olmaz. Yok, Siz de düşünce hiç de ilgimi çekmiyor. Hani sonradan edindiğim şey yani, yapa yapa fotoğraf falan oldu. Anlatabiliyor muyum? Yani ne alakası var falan diyorum. Yani böyle uç yorumlar bunlar. O yüzden gerek yok. Neyse, belki geri üretim dönelim. yapımını bağlaştırmak lazım. Yani aşırı üretim olabilir mi? Mesela belki siz de kendi alanınızda çok fazla üretmeyi seviyorsunuz. Hakikaten de öyle. Yani bilginizi paylaşmayı çok seviyorsunuz. Belki de fotoğrafçılık alanında da çok fazla fotoğraf üretmeyi, çok fazla görseli ölümsüzleştirmeyi seviyorsunuzdur. Yani bu da bence bir üretim. Bu da bir nevi. Yani şimdi Öyle. bir sanata fabrikasyon demek çok tuhaf kaçacak ama hani fabrika gibi orada da bir üretim Ama devamlı söz sevgili konusu. Mevlam, zaten sanat şu an en çok neyden tartışılıyor? Bu ne? Fabrikasyon üretimi mi yapıyoruz şeklinde. Ya yani bu bir eleştiridir. Çok güzel yerinden girdin yani. Güzel. Gerçekten yok, çok tatlı. Öyle bir şey de var. Çünkü Teşekkürler. biriciklik dediğimiz bir şey var ya sanat için, biricik de tartışılıyor. Biricik ne ya falan şeklinde. Tamam, hani onu kenara koyalım, onu algıladığımızı varsayalım. Onun haricinde de bu fabrikasyonluk da tartışılan bir şey. Ve hani sadece imaj üreticileri için geçerli değil, yani fotoğraf için değil. Bütün sanatsal üretimler için söylenen, çünkü o biricikliği nasıl kaybettiğini tartışıyor aslında ve bu son zaman şeylerinde de modern sanatla birlikte özellikle çok fazla oldu. Ayyuka çıkmış bir tartışma. Neyse, ben fotoğraf kısmını kenara bırakayım. Bilgilendirmiş oldum. Benim aslında demek istediğim hani aşık olduğunuz bir alanda zaten hakikaten aşırı derecede üretiyorsunuz. Mesela benim bir arkadaşım var, hobisi onun da fotoğraf. Deniz bizi izliyorsa şimdi.
durduramıyoruz. Mesela bazen doğa gezilerine çıkıyoruz. Yani o her anı ölümsüzleştirmek istiyor. Yani içinde bununla mücadele ediyor. Yani durduramadığı bir his bu. Yani üretiyor sürekli, üretmiş oluyor. Yani belki o an bir gezide, şimdi abartmış olacağım, yüzlerce fotoğraf çekiyor. Bu da üretimin bir çeşidi. Onlardan belki 10 tanesi çok kıymetli görüntüler çıkacak ortaya. Öyle. Evet. Yani benim o kitapta şey yaptım, nasıl diyeyim, daha çok maddi kazanç olarak hedef gösterdiği için sadece maddi kazanç olarak hedef gösteriyor. Halbuki orada muazzam bir sonsuzluk bilinci vardır. Az önce senin söylediğin gibi ölümsüzleştirmek vesaire. Aslında şuur, sonsuzluk şuurudur oradaki. Ve kaynakların sınırsızlığıdır. Neyse, 8'e gelmeden bunları anlatmaya başladım. 7'ye bakacak olursak, itimat ve açıklık. 7 her şeye niye diye sorabilir. Ona bir mühendisi anlatır gibi anlatmanız lazım. Bu anlattıklarımın hepsi birçok kişiye tanıdık geliyordur, bütün rakamlar. Çünkü her rakam her yerimizde çalışıyor. Gerek olumlu, gerek olumsuz, gerekse yıkıcı haliyle bir şekilde bizde tezahür ediyor. Bunu biliniz. Tabii ki de hesaplamalarla çıkan sonuçlarımız daha güçlü çalışıyor. Bunu akılda tutmakta fayda var. Her şeye neden diye sorabilir 7. Çünkü 7 tepe çakrayla alakalı ve burası bilme hakkıdır. Tepe çakra dediğimiz yer bin yapraklı lotusla temsil edilir çakra olarak. Ve o bin yapraklı lotusun aslında bize söylediği şey şudur. Bin tane bir şey bileceğine bir tane kendini bil. Oo, ne güzel bir şey o. Evet. Bu Delfi Tapınağı, hani Delfi Tapınağı var mıydı bilmiyorum ama Delfi Tapınağı'nın kapısında yazarmış. Kendini bil. Latince karakterli harflerle yazılıyor tabii. Yazan şey kendini bil. Keza Matrix filminde Neo'nun kahinle ilk buluşma sahnesini hatırlar mısınız mutfakta? Ah, benim öyle bin tane film izlerim, maalesef böyle çok zor hatırlarım. Yani Siz tabii yine ki belki. bir kere izleyerek görebileceğimiz, hatırlayabileceğimiz bir sahne değil ama sonradan bir daha izlediğimizde şu söylediğimin üzerine o gözle bakılabilir. Tamam. Matrix bir daha izlenmeye değer bir film. O Birinci tabii. bölümünde Neo ilk kez kahinle karşılaşacaktır. Mutfağa girer. Bir kapının aslında bir kapının önünde durur. Kapının tepesinde şöyle yukarıda ahşabın üzerine oyulmuş bir şekilde Delfi Tapınağı'nın üstünde yazan yazar ve Latince harflerle yazmaktadır. Kendini bil yazar. İngilizce değil. Bildiğiniz o Yunan alfabesiyle yazılmış yani. Latince harfler dedin. Eski Yunan harfleriyle yazılmış kendini bil yazar orada. Aslında orası bir tapınaktır. Ve kahin denen kişi de ve Delfi Tapınağı'nın şeyi de kadındır zaten. Mitolojide öyle geçiyor. Rahibesi, rahibe. Kadın rahipler tarafından yönetiliyor. Rahibe demek lazım da neyse işte öyle geçiyor isimleri. Kadın yani ve gittiği kahin de bir kadındır. Ve aslında o mutfak bir tapınaktır. Gibi gibi böyle orası bayağı açılıyor yani. Ya Tekrar Matrix... izleyeceğim. Matrix'i iki sefer izlemiştim. Yani Evet. tekrar izlemem gerektiğini şu an fark etmiş bulunuyorum. Hiç öyle es geçilecek bir sinema filmi değil yani hiç yani. O Evet. mimar da, büyücüydü, anahtarcıydı hepsi orada çok acayip tipler yani. Neyse gelelim 7'ye neden diye sorar işte. Ya 7 fazla zihinde kaldığı için sorar. Aslında filozoftur, filozof gibi düşünmeyi sever. Ve ona bir mühendise anlatır gibi anlattığınızda ikna olabilir 7 ancak. Anlatabiliyor muyum? Yani yoksa o şey böyle anlayamaz yani. Soyut durumları anlayamaz. Mühendis gibi formülize edildiği takdirde anlayabilir. Kendisi derin düşüncede, tefekkürde anlayabilir. O yüzden münzevi olmaya çok müsaittir ama münzevilik değil, inziva önerilir 7'ye. Münzevilik çünkü kendi içinde negatifi taşıyor. Ama inziva tefekkür halidir. Girer ve oradan tefekkürüyle çıkar vesaire gibi bir şey. Bu arada kitabın adını tekrar soran bir izleyicimiz olmuş. Dur Bir de kitabı şöyle aktaralım. göster. Hayatınızın amacı yaşam sayınızda gizlidir. Ben de not edeyim. Yazarım hem YouTube'a hem buraya.
Kitap şöyle, tersten görüyorsunuz galiba ama Dan Evet. Millman'ın, yani şöyle kalın da bir kitap. Bu kitap şöyle anlatıyor. Bu kadar kalın olmasının sebebini söylüyorum. Bütün rakamları sıfırdan işte almış, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya anlatmış. Sonra tek tek başlıyor. 10'dan 1, 19'dan 1, ondan sonra 20'den 2, 11'den 2, 30'dan 3, 21'den 3 gibi böyle tek tek. Anlatabiliyor muyum? Her birine bölüm ayırmış. Mesela 17'den 8, 44'ten 8, 35'ten 8. Her birini ayrı anlatıyor. Bu kitabı biraz daha kapsamlı ve özenli kılan bu. Ve bu kadar kalın olmasının sebebi o. Yani 8'i anlatıyorsa, kaç tane 8 varsa hepsini arka arkaya anlatıyor. 17'yi de anlatıyor. 35'i de anlatıyor, 44'ü de anlatıyor, 26'yı da anlatıyor. Anlatabiliyor muyum böyle? Hepsini Evet, şey yapıyor. yakalım bu kadar. Aslında çok ünlü, yani numerolojiyle ilgisi olan herkesin evinde bulunması gereken bir kitap aslında. Hani Evet böyle evet hemen kalınlığı anlatacağımız. korkuttuğu için yani şey yapılmıyor, pek okunmuyor. Birçok kişi çünkü o benim kitaplığımda varmış falan diye reaksiyonlar da alıyorum, hiç okumadım gibi. Halbuki şöyle bir bakılabilir. Harika. Aslı sahneyi hatırlıyorum, kapının üstüne bakacağım yazmış. Bak bak yazıyor orada. Hele Yunancam varsa keşke Yunancam olsaydı diyorum. Filmin adı Matrix, filmi de sormuşlar. Ben de Matrix. yazdım. Ben de yorumları bazen de orada okuyamıyorum ve ekrana falan da kaydırmış oluyorum falan. Bir diğer telefonumdan buradan Ha evet. Diğer hesabın yazdım. yazmış. Evet, diğer Bilgisayar hesabımdan yorumları hesabı. burada daha rahat takip edebiliyorum. Şimdi böyle daha kolayıma geliyor. Onun için buradan hemen yazı verdim. İyi yaptın. Şimdi 8'ye Evet. mi devam edeceğiz? Son baskılarla tek rakamlar da varmış. Tabii Aa. tabii tek zaten var. Ya yani bu kitapta teki anlatıyor. Önden başlıyor. Sıfır bu, bir bu, iki bu, üç bu, dört bu. Hepsini anlatıyor. Sonra da geçiyor şeylere işte ulaşma sayılarının hepsini de totalden alarak anlatıyor. Teşekkürler katkınız için. Kitap bu anlamda çok şey. Bilgilendirici. Tıbbi Latince mi? Aslı'cığım tabii Latince olur sende. Aa, Harika. çok iyi. Evet, sahnede bakınız kendini bil yazısını. Ben okuyamadıysam, yanlış okuduysam diye siz de bakın okuyun kendini bil. Belki de İngilizce yazıyordu ya. Belki eski Yunan alfabesi değildi, bilmiyorum. Bakalım. Önemli değil. Ama Göreceğiz. sonuçta evet. Bütün film sembolle dolu bu arada. Yani izlemenizi öneririm. Yani tekrar izlemenizi, o sembol dilini çözerek. Yani girişte mesela şey, uyan ve Neo diye başlıyor, uyan, wake up diye başlıyor diye ekrana yazıyor falan. Ve Neo'nun oradan kalktıktan sonra gidip aldığı kitabın adı ne? Nasıl izlemişim? Şu an nasıl utanıyorum? Ama yok, ben üzerine çalıştım. Yani bu bir kere izlemeyle ortaya çıkacak bir şey değil. Ben çalıştım buna yani. Mübarek. Baudrillard'ın simulak ve simülasyonunu alıyor eline ve o gizli disk onun içinde. Kitabın önce ismini gösteriyor. Burası bir simülasyon alemi diye bir kitaptır o. Fotoğrafta çok kullanırız biz o kitabı. Neyin içinde yaşıyoruz diye. Baudrillard'ın gerçekten çok değerli bir kitabı. Öneririm almanızı. Ya yani bir şekilde edinin ve bir şekilde okuyun derim. Ve orada bir mesaj var. Sonra da ekrana tavşanı takip et diyor mesela. Kızın omuzundaki tavşan dövmesinden dolayı diskoya gidiyor. Diskoya gidince Trinity ile tanışıyor falan filan. Anlatabiliyor muyum? Filmin içi böyle deli şeylerle, dehşet şeylerle dolu yani. Harika, tamam, bunu Neyse. tekrar izleyeceğim bu filmi. O zaman Mehtap, herkes izlemiş gelin. Ya şöyle yapalım bir gün. Tamam. Bir gün tarih verelim. Matrix'i Tamam. üçleme olarak izleyip gelsinler. Tamam Tamam. mı? Üçleme izlenip gelinsin. Böyle mesela bir buçuk ay süre verelim buna. Sonra oturup üzerine konuşalım. Bir ay verelim ya. Bu ara herkes pandemide hafta sonu evden çıkamıyorlar. Yani 22 Evet. Şubat diyelim mesela. Bir ayda hepimiz izleyelim. 22 Evet. Şubat'ta siz uyarsa. İzleyenler de not alsın. Hatta yani ister canlı yayın yaparız, ister Zoom oturumu yaparız. Tamam mı? Herkes izlerken notunu alsın, aldığı notlar Harika olur. üzerinden.
Ve işte benim bildiklerim hepsini orada harmanlarız. Böyle Matrix üçlemesi konuşalım. Çok konuşuldu ama bir kere daha konuşalım, ne olacak? Aynen. Yani demek ki bakın ihtiyaç var yani ben hiç. Evet. Ya Yani en azından yazıyla katılmak değil de kendileri de sesleriyle orada olabilirler böylece. Daha böyle aktif bir ortam yaratabiliriz Zoom olursa. Olmazsa yine canlı da yapabiliriz. Neyse, harika olur. 8'den Yapabiliriz. devam edeyim. Evet. Yani. 8'den devam edeyim. Bolluk ve güç. Hı. Buradan anlaşılacak, bolluktan anlayacağımız tek şey para değil tabii ki de. Madde ve manada bolluk ve güçten bahseder. 8'in konusu gücü otoriteyle karıştırmasın. Bir, kendisi otoriter olmaya çalışabilir. İki, yani gücü elde ettiğini zannedip otorite olmaya çalışabilir. İkincisi de otoriteyle çarpışabilir. Kafasında Oo. otorite olarak saydığı biri varsa ona gider. İçsel, yani pasif agresiftir. İçsel tostlar 8 genelde. Hı. Çok öyle dile getirmez ama içsel kaynar burası. Hani mesela hükümetle çekişip duruyor ya. Anlatabiliyor muyum? Yani sürekli güç diye belirleyip, otorite diye belirlediği bir şey varsa, ha, müdürüyle Kimsin sürekli böyle, hiç eleştireldir, bir de hiç bitmez yani. Haliyle de bu onun otorite olup olmadığını tekrar oturup bir düzenlesin. Çünkü anarşist ruhludur. Derdi o. tam Ya bir şey devlet işte. gibi bir durum. Şimdi siz deyince ya bir arkadaşım vardı. Mesela benim müdürü gördüğüm gözle onun müdürü gördüğü göz arasında uçurum vardı ve müdürümüz o kadar pasif birisiydi ki yani hiç kadın odasından çıkmazdı. Ama arkadaşım acayip hani meslektaşım diyelim ki birlikte çalıştığımız yani gölgesinden nem kapar nefret ederdi müdürden. Ya hayret ediyordum yani benim görmediğimi niye Niye ki? görüyordu, duyuyor diyordum. Demek ki bu durummuş işte. O aslında kişiyle değil, makamla sorunu var. Büyük Makam ihtimalle. ona otorite gibi geliyor yani. Birisi ona oranın müdür olduğunu söylediği için temsil nesnesi neyse ona karşı gidiyor hareketler. Halbuki temsil nesnesi değil de yani orada bir makam var. Temsilin kendisi de makamdır. Makama gıcık aslında o. Yani otorite çünkü. Kafasında öyle çalışıyor orası. Halbuki onun otorite olmadığına kanaat getirse sorun çözülecek. Rahatlayacakmış. Kesinlikle rahatlar. Yani Ah, şimdi bu mesela nefes aldırma yerleri. Yani işte böyle çözümlüyor. Evet, partneri 8'miş. Anlaşmada zorlanıyor. Sürekli yönetir. Otorite çünkü 8. Allah kolaylık Gücü. versin. Ne yapacağız şimdi böyle bir partnerle? Diyelim ki adam sürekli yönlendirmek istiyor ya da kadın işte sürekli yönlendirmek istiyor böyle hani 8 Evet. ise. De para verip susturun dermişim. Bolluk ve güç ya. Tutma harika Hayır, zaten muhtemelen onu güçlendiren şey de birazcık maddi gücüyle birlikte güçleniyorlar. Otoriteyi ele alması şeyi. Bir de olsaysa. sosyal cinsiyet kimliklerimiz Hı. de, yani erkekse mesela, anlatabiliyor muyum? O da ona üstüne görev gibi geliyor, yapıyor Hı. vesaire. Yani kendini bilme. Her şey kendini bilmekle ilgili. Kimse kimseyi düzeltemez. Şöyle niyet edeceğiz. Onun kendini bilmesine niyet ediyoruz. Onun Hı. kendini bilme hakkını bulmasına niyet edeceğiz. O gidip kendini bilecek bir yerden. Her rakam zaten bir eksiyle çalışır. 8 kendini bilme hakkını kullanamadığı için otoriteyi elinde tutuyor. 7 şey olamadığı için, altının ve çelerini kullanmadığı için 7 tökezliyor, münzevi oluyor. 6, 5'in özgürlük hissini kullanamadığı için mükemmelliyetçilikte kalıyor. Anlatabiliyor muyum? Her rakam bir eksiğiyle kendi bireyselliği. Bir, çünkü birey olmak ya, birliği, kendi birliği. Bir çıkarttığımızda o yüzden diğerinin negatifi üzerine yapışıyor, olumsuzu. Ay çok Ondan enteresan. dolayı böyle. Ben de hemen Evet. hesapladım ve eski sevgilimkini. Yani o aynı işte Aslı Hanım'ın ifade ettiği gibi her şeyi yönlendirmek isteyen ve evet derdi de para olan, hal vakti de gayet yerinde olan hesapladım ama galiba bir çıkıyor doğru hesapladıysam. Ya Açıklamıyor. başka şeyi de var. Ruh güdüsünden çıkar, ifadesinden çıkar. Anlatabiliyor muyum? Handikapınız 8'dir, ilişki sayınız 8'dir ikinizin gibi gibi, böyle bir sürü şeylerden çıkabilir.
O yüzden de şey, öyle yani. Neyse. Vallahi yani şey, 8'in sonsuzluk bilincini hatırlamaya ihtiyacı var. Ben 8'i şöyle anlatmayı çok seviyorum. Modern ekonomi biliminin gelişi, zaten ekonomi bilimi kaç yaşındaki şurada, sanayi devrimiyle birlikte 1700'lerin sonu, 1800'lerin başından itibaren özellikle teori şöyle çıktı, Keynesyen teori diyorum ben ona, teori şöyle geldi kuram, insan ihtiyaçları sonsuzdur, kaynaklar sınırlıdır ve ekonomi bunun için vardır. Tamam mı? Yani biz bu işin ekonomisini tutalım ki, kapital böyle başladı aslında. Biz bu işin ekonomisini tutarsak sınırsız ihtiyaçları buradaki sınırlı kaynaklarla bir şekilde karşılarız. Şimdi mıh gibi bu da aklımıza çakıldı mı bizim? Halbuki evren, doğa o kadar bonkör, o kadar bollukla dolu ki bu bizim kıtlık bilinci dediğimiz şey bize oradan böyle 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 beynimize şey gibi, işkence gibi damla damla böyle, ses de yankılanıyor her damla düştüğünde şuramıza düşe düşe bir kıtlık bilinci aşılandığını düşünüyorum. Bu böyle bildiğiniz şeye dönüştük biz, yani genimiz bozuldu yani. Halbuki Doğrudur. Demek ki bu tabii ki burası de. da evet, bolluk evreni. Doğaya dikkat edin. Nasıl etrafı hemen sarıp sarmalıyor. Bir ay bir yeri terk edin. Oradan buradan bitkiler çıkıp sağını solunu sarmaya başlıyor. Doğru mu? Bu bereket. Doğru. Kesinlikle doğru. Onun tabii ki hani bir yandan bitkinin arsızlığıyla ilgili bir şey olabilir ama bolluk, toprağın bolluğuyla alakalı da bir şey. Ya bu O muhakkak yüzden. karşılaşanlar olmuştur. Mesela kaldırdığımız mevsimi geçti diye kaldırdığımız saksıların içinde eğer toprağıyla kaldırdıysak kaldırdığımız yerde işte tekrar onu almaya gittiğimizde bir Bitiyor tanesinden bitkiler filizlendiğini görürüz. Benim öyle 2 tane ceviz ağacım var. değil mi? Ay çok güzel. Bodrum katındaki bir yere indirmiştim işte. Karanlık gayet ama toprağın içindeydi. Ben o çetin cevizleri toprak hava alsın diye atmıştım üzerindeki çiçek için. Aa, o 2 tane Evet, cemil evet olmuş. Çok ceviz güzel. ağacım oldu 1 sene sonrası. Yalnız şöyle bir şey var. Sen onu toprağın üstünde bırakmıştın, değil mi? Evet, Yani içini bıraktım hani o ceviz evet, size böyle kuytu cevizleri. ve biraz da nemli gibi bir yere koyduğun için o kendini ve şey toprağın içinde zannedip yeşertmiş ya, muazzam. Toprağın içi gibi Aynen. orası, düşünsene. Ah çok güzel. Aynen. Ay çok özendim. Neyse işte böyle kıtlık bilincini bir kenara bırakacağız, bolluk bilincine geçeceğiz. Bunu simyada söyler, bunu bir sürü öğreti söylüyor zaten. O yüzden şey böyle 8'in kıtlık bilincini bırakmaya ihtiyacı var. Çünkü kıtlık bilinciyle yaşar. Ya bitirse diye sürekli istifler. Bir de duyguyu da istifler. Daha kötüsü budur. Her şeyi istiflediği gibi duyguyu da istifler. Doğru. Kurtulması gerekenler bunlar. 9 bilgelik ve bütünlük. O da şey elementi ateş. Bu dünyada beni seven kimse yok mu diye yanar. Romantik aşk arar. Halbuki onun konusu romantik aşk değildir. Onun işi aşkla hizmettir. Sanatla o hizmeti yerine getirebilir. Şeylerle, dernekler ve vakıflarla çalışarak. Çünkü humanizmin temsilidir. İnsanla hizmet edecek. Aşkla hizmet edecek. Dokuzun konusu budur aslında. Harika. Yani yoksa romantik aşk üzerinden ararsa ne yazık ki aradığını bulamıyor. Çünkü kimse bir dokuzun sevdiği gibi sevemez. O kadar yürekten taşkındır yani. Ya yakacak bir ateştir onun sevgisi, o kadar. Yakar da zaten. Yakar derken onu karşılayamıyor herkes. O yüzden onu ehlileştirmesi, dengeye getirmesi, normalize etmesi lazım. Ki normal yaşayabilsin. Çünkü o zaman kurbana bağlıyor, yoksa şey diyor, bu dünyada beni kimse sevmiyor gibi böyle bir kurban bilinci gelişebiliyor. Halbuki sevginin tanımı onda işte o yoğunluktan dolayı biraz daha farklılaştığı için yanlış bir tanımda kaldığından kaynaklı. Orayı düzene sokarsa rahatlayacak zaten ve insanlığa hizmet etmeyi hatırlayacak. Doğum günümüzdeki 9 ya da doğum ayımızdaki 9 bu durum mu etkiliyor mu? Yaratır. Tabii ki. Çünkü doğum günündeki 9 personandır.
Doğum ayındaki 9 ilişkileri algılama şeklindir. Öyle doğum ayı da 9'sa ilişkilere bakış şekli orası. Haliyle de şey etkiler. Ya 9'un hangi rakamın nereden çıkacağı belli değil. Anlamı değişmiyor, konumu değişiyor. Yani personası 9'sa biraz daha farklı bir formasyonda karşılayabilir. İlişkilere bakış açısı 9'sa bu anlattığım şekilde gelir. Yaşam sayısı 9'sa hayatın tek bir anlamı vardır, romantik ilişki. Çukuru. Anlatabiliyor muyum? Çukur. Yani ilişki sayısında 9 varsa mesela hayatın tek anlamı değildir. Ama ilişki içinde olduğu insana bunu yaşatır. Yani anlatabiliyor muyum? Taşkın verir, oradan da o taşkınlıkta bekler ama alamayacağı için de, çünkü kimse onun kadar sevemez, alamayacağı için de hüsrana bağlar. Ama yaşam sayısı işte şey başka bir rakamsa zaten orada onu başka şekilde yaşatıyordur. Anlatabildim mi? Evet. Harikasınız. Çok teşekkürler. Yani rica ederim. Özel sayılara geçeyim. 10 sistem kurmak, 1 0 doğru ve yanlış. Her varlığın içindeki yokluk, yokluğun içindeki varlıktır. Öyle geçer. Sistem kurmak bilgisayar dili gibi düşünün. 1 0 1 0 1 0. Şey, doğru yanlış, var yok, dualite, biri üçüncü boyut aklı diye geçer bu aslında. Buradan işte yola çıkmak dördüncü boyut aklıdır. Hakikatle kavuşmak için yola çıkılır zaten. O da beşinci boyut aklıdır. Oradan da beka bilinci gelir ki orası da altıncı boyut aklı diye geçer. Bu birazcık daha Anadolu Sufizminin aslında mertebeleri üzerinden anlatmaya çalıştım. Hepimiz aslında bu yoldayız inşallah. Oraya doğru gidelim diye temenni ediyoruz. Ne güzel olur. 11 ustalık diye geçer. Neyin ustalığı? Kendine ustalık. Ama 11'in toplamı 2'dir. Toplamı 2 olduğu için az önce beyefendi yaşamıştı, 2 yazmıştı. Hah, Kurhan Bey, Harun Bey, Kurhan Harun. 2 ile 11. Ya yani zaten 2 bir de 11. ay doğumlu olduğu için İlişkilere bakış açısı zaten direkt eğer 11'i çalıştıramazsa 2'ye düşüyor. Bu da ne demek? Sürekli sırt sıvazlarım, sürekli yardıma koşarım. 11'in ikisi daha tehlikelidir. Normal 2 olmak tamam ama 11'i 2'ye düşürürsek çok tehlikeli. Bir Yani daha beter, daha beter verici. Çünkü 11 yüksek bir sayı, 11'i çalıştıramamanın sonucu daha da derinden kötü gider, negatif gider. O yüzden de 11 iki tane birey olduğunu hatırlamaktır. İki birey. Onun isteme hakkı, senin de verme hakkın vardır. İki bireyin. Birine istemeden yardım ediyorsak da onun isteme hakkını elimizden aldığını hatırlayalım. Elinden alırız. O yüzden sonuçta iki birey olduğunu hatırlayacak. Çifte kavrulmuş 2-11 olunca bir de. Hem 2 üstüne bir de 11. ay. Beyhan Hanım az sonra soru bandı açacağım. Orada yazarsınız olur mu? Buradan böyle tek tek söylemek çok şeyli olacak. Zaman mesaisini çok aştırır bize. Mehtap bırakalım biraz. Cuma akşamı. Ben çok memnunum. Sizinle çok güzel yani. Çok şey öğreniyorum sizden ve çok gayet de memnunum. Teşekkür ederim ben de. 11 ustalığı bu işte. Kendine ustalık. Neyin ustalığı? Kendi aydınlık ve karanlık yanını kucaklamanın ustalığıdır bu. Beyaz atını ve siyah atını görmeyi bilmektir. O gözle bakmasında fayda var. İki tane mumdur. O iki mum yanacak. Ve mum uyandığında erirken şikayet etmez. Mum uyanırsa erir. Bu da gene dervişlikten gelen bir sözdür. Anadolu Sufizminde geçer. Ondan sonra 19 metamorfoz diye geçer. Ya şikayet edersin ya tekamül edersin. Bu bizim tarihimizdeki, Türkiye tarihindeki 19 Mayıs 1919'dur. Kendi Cumhuriyet Savaşı'nı ilan etmektir aslında. Ve şey... 19 içinde bir çocukla mollayı bir arada taşıyabilme kapasitesine sahiptir. Hem bir çocuktur hem de bir o kadar tutucudur. Çocuk mutlu olmak ister.
Ondan sonra molla tutuculuğu da onu tutar vesaire. Bu içindeki birden dokuza kadar özellikle bütün rakamların ustalığını ister. Yani sıkışık bir enerjisi olabilir şikayet ediyorsa. Şikayet etmeyi bırakacak bir yerimizde 19 varsa. Bu arada biz şikayet ederiz ama o şeyin şikayet olduğunu anlamayız. Of, hava Oo. sıcak şikayettir. Bunu hatırlamakta fayda var. Doğanın işiyle mi uğraşıyorsun? Sana ne? Güneş mi olacaksın yani başıma? Anlatabilir miyim? Ha demiyor muyum? Diyorum. Dediğimde de bir duruyorum. Yani ne yapacaksın? Nereyi değiştireceksin diye. Dilimizden çıkan şeyin şikayet olduğunu bile ayırt edemeyecek bir böyle şeyle konuşuyoruz. Otomatik halde konuştuğumuz için lütfen ona dikkat edin. 19'sa 2, 3, 5, 10 kat dikkat etsin. Yaratımı da o kadar güçlüdür çünkü. Zaten negatif yaratımımız çok güçlü. 19'sa daha da güçlü. Mesela şey mi diyeyim ki, ay hava ne kadar sıcak, ne kadar güzel mi demek lazım, ya da işte yani işte kimisi Ya ay şeyle sıcak aldığım gibi mi demesinler diye demek istiyoruz. şöyle eleştirel söyleyebiliyoruz ya, uf hava çok sıcak. Şikayetli bir cümledir bu. Esef Evet. şey değil böyle. Hava çok sıcak, teşekkür ederim değildir bu. Anlatabiliyor musun? Sistemkar konuşuruz doğayla. Uf çok sıcak ya falan şeklinde böyle abuk sabuk tepkiler veririz. O tipler de aslında zaten hem sıcaktan hem soğuktan hem ılıktan, yani her şeyden şikayetçi olan tipler. Güneşten, yağmurdan, kardan. Evet, O doğayla evhamlı bir... tabii. Yani yağmur da yağacak. Sonra da vay efendim kıtlık varmış, yağmur yağmıyormuş. Yağmur yağarken şikayet ediyordun az önce gibi. Anlatabiliyor muyum? Vay vay Ya vay, belki evet, anlatıyorsunuz. Vay, öyle bir tanıdığın hem kendine hem görüştüğümüzde bizlere eziyet. belki şöyle demek iyidir. Çok sıcak, bunun hediyesi ne? Anlatabiliyor muyum? Yani tamam, ille betimleyeceksen sıcak diye betimle, sitem etme. Bunun hediyesi ne? Çünkü o sıcaktan beslenen doğada bir şey var. O sen Aynen. olmayabilirsin o esnada ama D vitamini alıyorsun. Ha, Nasıl evet. hizmet ediyor? Yani muazzam bir Kimsesiz hizmeti var. gidiyor, Ha, şimdi ne oldu? Pandemi çıktı. Hepimiz böyle şey D vitüçlerin peşinde dolanıyoruz. O sana zaten hizmet ediyor. aynen. Yani, ne hizmeti ne? Bir sürü hizmeti var tabii ki. Bunları görmezden gelmek yerine onu görür halde olmamız lazım. Tabii ki de afete dönüşmemesini temenni ederiz. İnşallah öyle olsun. Çünkü Umarım. yani biz doğaya böyle çomak soktukça o da afete dönüşüyor. Yani yapacak bir şey yok. Yıkıcı Yani gücünü kullanıyor. aynen öyle. Neticede doğa akar, yolunu bulur yani doğa bir gün. Ona hiçbir şey olmaz esasında, oluyor gibi görünse de. Dönüp dolaşıp olacak insanoğluna olur. Onun için biz yine insanoğlu yine kendisi için doğaya saygı göstermeli, dikkat edebilmeli. Hani Evet. yine doğa bir çalkalanır, o düzenini yine devam ettirir olan üzerindekileri olur. Bizlere. Evet. Yani artık insanoğlunu doğayla kucaklaşmaya davet ediyorum, kendim de dahil olmak üzere. Aynen. Eski halimizle, ona saygı duyan halimizle, onun kutsallığını kutsayarak yapabileceğimiz bir böyle şey içinde olalım, uyum içinde olalım. Umarım. 22. Evet, 22 simyacı demek. 22 4 sabırsız dedik ya, bunun toplamı zaten şey Daha mı 4. sabırsız? Bu sen ne diyorsun? Yani mesela 4 toprak elementi 4 çalışmayı sever gerçekten. Hani eliyle yapacağı işler, çalışma vesaire sever, hoşlanır bundan. Ama mesela 22 kısa yoldan nasıl zengin olurum? O da yani şeydir. Acelesi var çünkü. Her şey bu. Yani kısa yolda her yol mübahtır onun için. Kısa yoldan zengin olabileceği her yol mübahtır. Her bak her şey mübahtır. Anlatabiliyor muyum? Yani şey yok onda, kural yok. Yani böyle oradan mafya babası da çıkar, öyle söyleyeyim. Çünkü kendi içinde bir zorba barındırır o. Hemen her şey olsun zorbalığı. Yani bir şeyleri zorbalıkla yaptırırken bulabilir kendisine. İki tane iki taşıdığı içinde. Muazzam bir şey yapabilir, sırt sıvaz ya, yani kendi potansiyeli yerine el alemin potansiyelini bulup onunla ilgilenmeye bayılır. Halbuki 22'nin yapacağı şey nehrin altındaki nehir dediğimiz kendi karanlığına inecek. Nehrin altındaki nehirdir orası. O kendi karanlığına büyük böyle inip orada büyük bir projektörle o kendi karanlığının, kendi çamurunun içindeki cevheri çıkarıp
dışarı çıkarıp onunla hemhal olmayı öğrenmesi. Yani kendi potansiyelidir bu. Onun bununla uğraşmaktan 22 bunlara şey bulamaz tabii ki. Dur biraz şurayı pohpohlayayım, dur biraz bununla ilgileneyim falan filan derken 22 kendi potansiyelini haricinde her şeyi yaparken bulabilir. Çabuk sıkılır, her iş yarımdır. Dörtte de vardır o ama 22 olunca zamanın ruhuna olan güven olamadığı için, oluşa ve varoluşa olan güveni perçinleyemediği için hemen sıkılıp derhal şey olur. Yani bitmiyor falan deyip bırakır yani. Halbuki onun ruhu var, bir zamanının ruhu. Beklese bitecek de öyle bir sabır yok orada. Öyle. Yani bunlar Anladım. genel rakamlar, özellikle özel sayılar dediğimiz şeyler daha sıkışık enerji içinde barındırır. Çünkü yüksek potansiyelinde her rakam kendi içinde yüksek potansiyelinde çalışmayı ister. Her yapamadığımız, yıkıcı ya da olumsuza düştüğümüz yerde de enerjisini sıkıştırır. Rakamlar büyüdükçe de bu daha yüksek sıkışıklık anlamına gelir. Yani mesela 8 para diye kafayı takarsa, kıtlık bilincinin içinde kalırsa o enerjiyi sıkıştırıyor zaten. Halbuki her şeyin sonsuz olduğunu, sonsuzluk bilinci üzerinden bakabilmeyi öğrenmeye başladığında orası rahatlar. Artık konunun para olmadığını zaten o şuradan bakmaya öğrendiği anda zaten orası rahatlar. Dediğim gibi anlatabiliyor muyum? Hele de rakamlar büyüdükçe o özel rakamlar dediğimiz şey onları çok özel falan kılmıyor. Ama aydınlıksa karanlığı da bir o kadar karanlıktır. Daha diptedir yani. Bunu hatırlamak lazım ve biz her rakamın enerjisini zaten içimizde sıkıştırabiliyoruz. Büyük rakamların enerjilerini sıkıştırırsak daha büyük bir sıkışıklık yaşıyoruz. O da bizi daha büyük çıkmazlara sokabilir. O yüzden de birazcık daha işte böyle yol yöntem bulmamız için kendi hayatımızda bunlardan rehberlik alıyoruz. Böyle. Benim Ay şu an ağzını anlatacaklarım tutam. bu kadar. Hani şey olarak başlıklar üzerinden. Sorunuz varsa alabiliriz. Sorun varsa sen sor Mehtapçığım. Yani biraz özet anlatmaya çalıştım. Kusura bakmayın. Yani şey çünkü Harikaydı. şöyle minik minik böyle damlalıkla veriyor gibi oldu. Her rakam üzerine biz bayağı çalışıyoruz aslında. Bayağı böyle yoğun yoğun anlatıyoruz bütün rakamları workshoplarımızda. Öyle. Workshoplarınız da bu arada bilmiyorum önümüzdeki günlerde yine var mı? Harikaydı. Ben buradan bizi izleyenlere herkese tavsiye ederim. Muhakkak denk Teşekkür geldiği ederim. zamanlarda sizin workshoplarınıza katılmaya çalışsınlar. Çok kompakt ve çok güzel bilgileri veriyorsunuz ve çok güzel bir sisteme oturtmuşsunuz onu. Bence herkesin bir katılıp o bilgileri o şekilde, o kompakt şekilde sizden alması, öğrenmeleri çok işlerine yarayacaktır. İnşallah. Teşekkür ederim bu önerin için de. Sağ ol. Mehtap. Seve Gerçekten seve. güzel bir şey. Yakın tarihte açacağım. Önümüzdeki haftalardan birinde muhtemelen ben ilana çıkarım zaten. Takipte olurlarsa göreceklerdir. Öyle. Muhakkak takip etsinler. Hafta sonuna falan denk gelirse ben de seve seve katılmaya çalışırım. Yani gerçi hafta içi de olsa benim için bu dönem gayet rahat katılabilirim gibi görünüyor. Öyle galiba soruları yok seyircilerimizin. Benim de şu an pek sorum yok. Siz her şeyi çok güzel anlattınız. Evet, zaten şey soru bandı şimdi açacağım ya. Olası aklınızda başka takılan soru olursa onları da oraya yazabilirsiniz. Ama hani ben bandı şey diye açacağım. Yaşam sayınızı hesaplama diye açacağım. Olur mu? Hem orada nasıl hesapladığımı da yazarım size. Hem de minik minik yorumlar yapmaya çalışırım. Teşekkürler Sevim. Sen de soru bandına yaz lütfen. Oğluna bakamayacağımı söylediğim için kusuruma bakma. Öyle gıyapta bakmamayı tercih ediyorum ama oğlum bana ulaşıp sorabilir. Onda sorun yok. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada eğer seyircilerimizden Kamuran Hanım'ın Instagram sayfasını bilmeyen varsa biliyorsunuz sol üst köşeye basıyorsunuz ve oradan onu takip edebilirsiniz. Ve şimdi birazdan hikayelerinde paylaşacak, daha doğrusu hesaplayacak hepimizin yaşam sayılarını. Ben de hemen tekrar atacağım. Zaten biliyorsunuz ama. Evet, yok yok sen yaz. Yani biliyoruz ya da baktık diye bu bir daha olmayacağı anlamına gelmiyor. Diyorum Aynen. ya ben kendiminkini ara ara açıyorum. Yani arada bir böyle bütün her şeyi hesaplıyorum, bakıyorum, isminin analizine bakıyorum.
falan. Baya böyle şey. 1900'lü yıllarda bu anlar nasıl hesaplayacağız demiş. Onu şimdi story'de anlatır Kamuran Hanım ya da değil mi? Harun şey değil. Yani oradaki 19 özel sayı değil bir defa. Ama 1900 ise 1976 benim mesela. 1 artı 9 artı 7 artı 6. Bunun hepsi yan yana toplandığında 23 çıkıyor. İki haneli rakam bulman yeterli. Alternatif toplam gölgeye geçtiği için hani şey değil. Yıl sayınızı iki hane bırakın. Mesela Harun'u ezberledim. Yılını bilmiyorum ama 2 Kasım doğumlu ya, 2 artı 11. Öyle. Onunki 11'i indirgemeyecek yani ay sayısını. Artı işte 1900'de doğduysa da 1 artı 9, 10. Yanına da 10'u yazacak. Eşittir 10 artı 11 artı 2. Yani kaç etti? 21, 23'ten 5 etti, o da Mehtap. Harun 1900 yaptım seni ama kusura bakma. Şu an 121 yaşında olman gerekiyor. Çok şükür, ne güzel. Umarım hepimiz görürüz yüzün üzerindeki yaşlarımızı. Ay bu arada dün çok güzel bir gündü. Dün 21 Ocak'tı. 21. yüzyılın 21. yılının 21. günündeydik. Oo, ne güzel. Yani ay bakın yani işte hiç ya hakikaten ben aslında çok dikkat ederdim böyle hani böyle sayı diziliminde böyle ayların durumuna ama dün öyle pas geçmişim. Ay ne güzel. Teşekkürler bunu da bize hatırlattığınız için. Evet. Öyle çok çok teşekkür ediyorum. En yakın Ben zamanda yine. teşekkür ederim. Evet, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun. Beni de dinlediniz bu kadar zaman. Mehtap Kendinize. alan açtığın için ayrıca çok teşekkür ederim. Almanya'ya Allah. çok sevgiler. Görüşmek üzere. Dilerim her Umarım. şey güzelleşir. Pandemiyle ilgili sorunları bir an önce atlatır ve güzel Umarım. günlerde bir araya geliriz. Umarım bu güzel sohbetlerimizi yan yana da gerçekleştiririz. İnşallah, evet. Burada da workshoplar verirsiniz inşallah bizlere. Böyle bir Ay temennim var. inşallah, ne güzel olur. Sözlerimi sağlayabilmeyi çok istiyorum. Matrix filmi için sözleştik. Tamam, İster, bir saat dedik. buradan isterse şeyden ne o? Zoom üzerinden yapalım. Ondan Tamam. sonra nasıl olacağına karar veririz. Onu Ama ayarlarız, haber veririz. izleyerek gelin ki ve notunuzu alarak gelin. Mümkünse hatta iki kere falan izleyerek gelin. Tamam. Çünkü birincisinde olay örgüsünü hatırlayacaksınız. Hepimiz izledik eminim. Birincide olay örgüsü ne, o kimdi ya, Trinity kimdi, bu mavi hap ne, kırmızı hap ne falan gibi böyle şeylere bakıyor olacağız. Sonra asıl ikinci izlediğinizde asıl şeyleri çözmeye başlıyorsun. Ha bu yüzden böyle, ha falan gibi. Çünkü sonunu biliyorsun. Ya da orada sonradan gelişecek ilişki yumaklarını biliyorsun. Oradan en başa atıf yapabiliyorsun. Yani Simulacra kitabını orada çok daha rahat yakalarsın. Baudrillard yani dersin. Aa evet ya, burası bir simülasyon evreni. Çünkü kitap zaten bize buranın simülasyon evreni olduğunu anlatıyor. Mış gibi aslında o bir sanat kitabı. Simulak ve simülasyon. Simulak dedi. Söyleyemiyorum, Türkçe değil çünkü KBR ile bitiyor. Türkçe'de olmayan bir şey bu. Mış gibi yapan, olmayan bir şeyin varmış gibi davranması. Yani ve zaten ikinci adı da simülasyon. Simulak, varmış gibi davranan. Simülasyonda zaten olmayan yapay evren. Onun içinde varmış gibi davranan ve biz oluyoruz o aslında falan. Yani kitap muazzam, bu isim de muazzam. Zaten Matrix de bu demek. Kitabı o Aslında zamanlar okumaya çalışsınlar. Ben de hemen şimdi bakacağım Amazon'dan sipariş etmeye çalışacağım. evet. O zaman Ben ödevimiz olsun 22 yani, Şubat'a. evet. İnşallah Şubat ayında da böyle bir toplantı yaparız. Seve seve. Çok teşekkür ediyorum size emekleriniz için, bize bu güzel bilgileri anlattığınız, bizimle paylaştığınız için büyük bir sabırla ve gayet de Ben detaylı bir teşekkür ederim. şekilde. Şimdi sizin story'nizde devam ediyoruz yazışarak Evet, bu ben güzel oraya açtım. akşamımızı. Çok Sağ çok teşekkür ediyorum. Şimdi ol. yayını Ben teşekkür ederim. kaydediyorum. Dileyenler tekrar izleyebilirler. Oldu. Evet. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay. Sevgiler. Bay bay.